aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak, heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni geleyim. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Daha ilk mitinginde yüreğirlilerin yüreğini kazanmayı başardınız. Hislerinizi öğrenebilir miyiz? Beni sizler var ettiniz. Ben sizsiz bir hiçim. Hakikaten bir hiçsin Möhteber. Hatta bir şey diyeyim mi? Sen hiç bile değilsin. Ya abi, o nasıl laf öyle ya? Bak şu afralara daflara bak. Bambuk Lady'ymiş. Şu kılığa kıyafete bak. Böyle bir şey olabilir mi? Bambuk Lady nereden çıktı ya? Ya Ayşe. Şu aya söyler misin canım? Beni çekemeyenler anten taksınlar. Bak bir de neydi o? Böyle elini melli kaldırıp şöyle. Bir hayalim var. Bir hayalim var. Bu ne kız? He! Benim bir hayalim var. Bir kere Olaf benim değil. Yani nurlar içerisinde yatsın Mardin Luther King'in lafı. Ya biz Kamil bacıyla şöyle bir internete girdik, araştırdık, bulduk. Tamam mı? Yani o da hayatını aynen benim gibi ayrımcılığa, adaletsizliğe adamış. Nurlar içinde yatsın, dorpa bulsun. Senin dilini de eşek arası soksun. Mardin Luther diyor ya, şuna bak. Kızım sen kim? Mardin Luther King'e özenmek kim? Ben anladım. Ha o mitingde bütün erkekler beni böyle vahşice alkışlayıp tezahürat ettiler ya. Sen beni kıskandın. Yediğin haltı da biliyorsun yani. Aferin, aferin. Tebrik ederim Möhteber Hanım. Ama kıskanmana gerek yok ki ağa. Sen benim kalbimin ağasısın. Kıymetini bil. Yani koskoca pambuk lady'nin kalbindeki ağa olmak... ...her kula nasip olmaz canım. Möhteber, sen kendini iyice bir şey bellemeye başlamışsın. Ayşe kes şunu, yeter. Bak, uyarıyorum. Aklını başına topla, yoksa ben sana ne yapacağını bilirim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın ağam. Koskoca yüreğir, koskoca çikirova benim arkamda. He. Koskoca Ayşe de arkasında. Koskoca Asiye de. Biz Pamuk Lady'nin sonuna kadar arkasındayız ağam. Hayır efendim, olamazsınız. Bak Möhteber. Bak sana diyorum, bu siyaseti bıraktın, bıraktın. Bırakmadın, ben seni bırakıyorum. Ne? Beni? Möhteberini? Sadece seni değil. Eğer ki ne bu sevdadan vazgeçmezseniz, üçünüz de boşarım. Ne? He? Şimdi karar verin bakalım. Yöreğinin yöreği mi, yoksa Kalender Ağa'nın yöreği mi? De haydi. Ay,
Müsteyo, pamuk lady. Hadi pamuğu geçtim, Allah'ın seversen lady nedir ya? Sen kendini ne sanıyorsun Allah'ın seversen? Ne sanıyormuş? Öyle sanacağım. First lady. Ana. Ana ya. Vallahi ben şuradan sana bir yerleştiririm, görürsün. Nasıl ki? Deri zekalılar, kot kafalılar. Sanki burada komik bir şey yapıyordum değil mi? Hemen alkışladınız da güldünüz. Ne olmuş yani? Ana sen onlara bakma. Ben her zaman senin destekçinim. Burada hanek ediyordum. Çok... Başlatma şimdi senin hanekene de, sana da. Artık'ın tabii mecbur her biriniz beni seçeceksiniz. Hayır yani duranlarla bozokların. Hem de ben böyle yüz akıyım. Evet. İki aşireti temsil ediyorum. Bravo. Bravo. Bu iki aşiretin temsilcisi olmadan önce kardeşine tabii danışaydın keşke ablaya. Sana mı soracaktım Baran Efendi? Senden mi icazet alacaktım lan? Estağfurullah, öyle bir şey demedik. Ama Duran aşiretinin ağası olarak reisliği düşündüğümü düşünmeliydim bence. Bak, 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 bak. Ha sen kız peşinde koşarken başkanlığı mı düşünüyordun lan? Herhalde düşünüyorduk. Ben niye evlendim sanıyorsun? Bekar reis mi olur? Bak sen. Sen beni siyasetine basamak olarak mı kullandın Baran? Ben mi yanlış anladım? Ne alakası var gülüm şimdi yani? Öyle şey değil mi dedim ben? Basamak falan ne biçim laflar? Hazır evlenmişken ha? Ne dedin? Hazır evlenmişken Şirin'le mi evleneyim dedin? Ne dedin? Ya gülüm ben onu mu diyorum şimdi? Ne alakası var? Evin reisi olmuşken yüreğinde reisi olmuşum fena mı olurdu? Evin reisi ha? Peki ben? Hani evlilikte kadın erkek eşitliği? Nerede Baran ha? Nerede? Ya Şirin'im sonra konuşacak mı? Konuşmayalım. Yeter da. Ah, gidin evinizde kavga edin canım. Zaten derdimiz başımızdan aşmış. Asiye Ana. Kız, otobüsün üstündeyken böyle keyfiniz gayet gıcırında görüküyordu. Ne oldu? Kız, vallahi senin tepeni patlatırım ha. He, vallahi ana ne oldu? Öyle First Lady'nin kumaları diye kurum kurum kuruluyordunuz ya. O ağamızı boşamadan evvelle. Ne? Möteber ablam başkanlığa adaylığını geri çekmezse ağam bizi perakende değil de toptan boşayacakmış. Kız ana desenize First Lady'lik hayalleriniz böyle başlamadan suya çakıldı. First Lady değil kız o ilk dediğin doğru. First Lady, First Lady. Yok Aziye, bizim lady'liğimiz post diye söndü ya demin. Ya aman canım. Neyse ne. Hem bu beyaz kıyafetler öyle anama çok yakışmadı. Ne öyle bir aya çukurda gibi? Ha tövbe. Tövbe anacığım ben de öyle diyorum. Sen al şu oklavayı eline. Heh şöyle bir dur bakalım gerin gerin. Heh. Aynı hakkandan vurmadı mı? Doğru diyorsun abi bak. Ya beyaz seçmene güven verir anacığım o yüzden. Doğru diyorsun abi. Ana bir de şey yapsana. Şöyle ana. Şöyle şöyle. Beşinci günün şafağında doğuya bakın. Tam Gandar Sultan ana. Yok yok anam en çok hak gezenlere benzemiyor. Winter is coming lan. Winter is coming. Vallahi oy. Rahman Bey şimdi sizin o etlerinizi kaldırma etmezsin. Haydi. Haydi yürü yürü lan yürü. Yürü. Ha siz nereye duruyorsunuz? Vallahi halde burada böyle uçarım ha size. Vur be Temel abla vur elini korkak alıştırma. He. He sen oturabilin çocuğum. Çoluk çocuğum maskarası olduk değil mi? Hepsi ağam yüzünden durdu. Hepsi ağam yüzünden durdu. Evet. Ay benim kocam. Başkanın yardımcılığı da çok zor işmiş vallahi. Çok yoruldum be. Boyumuzdan büyük bir işe kalkıştık galiba ya. Yok be iyi oldu. Vallahi iki yıldır otur otur kart karılara dönmüştüm ha. Bize de meşgal oldu be. Ha ne güzel bak sen de. Second Lady kocası olacaksın. Hayatım hemen havaya girme istersen ha.
Mehteber Hanım henüz sadece aday oldu, başkan olmadı daha. Olsun. Bana bak, başkan olunca var ya, ben daha onun yardımcısıyım ya. Her şeyi ben halledeceğim, ben yöneteceğim. Yani ben gölge başkan olacağım. Ne oluyor be? Esas size ne oluyor Kamelya Hanım? Esas size ne oluyor? Elinizde bir hançer, benim sırtımı dönmemi bekliyormuşsunuz demek ki ne? Aşk olsun dünürüm, bunlar nasıl sözler öyle? Ya sen? Ya sen benim dünürüm dediğim Kamil Öztürk sen? Hani biz seninle bir elmanın iki yarısıydık? Hani biz seninle çift yumurta ikizleri gibi kardeştik? Sen bana nasıl ihanet edersin sen? Ne alakası var efendim? Ben size ihanet falan etmedim. Hayır, daha önce de anlattım ben size bunu. Ya kadınların siyasete girişini desteklememiz lazım. Onları teşvik etmemiz gerekiyor. Sen kendi karını teşvik etseydin kardeşim. Niye benim karımı teşvik ediyorsun? Aa, benim kocam beni teşvikledi. Evet, teşvikledi beni. Ben başkan yardımcısı olacağım. Bak, bu da havalara girmiş. Bak bak, Kabeyli Hanım, ben sana ne dedim? Benim karılarımın bu televizyona bakması yasak demedim mi? Onlar televizyona bakınca gördükleri her şeyi esas zannediyorlar demedim mi? İzletmeyip ne yapacaktım? Gözlerini mi bağlayacaktım? Gözlerini bağlasaydın. Ya bu televizyon bu odadan gidecek ya da bir daha benim karılarım bu kapıdan içeri adımını atmayacak. Onları bu odaya almayacaksın. Allah Allah! Sen bize sansür mü uyguluyorsun? Ben size sansür uyguluyorum. Biraz fazla abartmıyor musunuz? Hayır, neredeyse Mehteber Hanım'ın adaylığına engel olacaksınız yani, o kadar. Ben elimdeki tek pozu oynadım. Ona ne dedim biliyor musun? Ya bu adaylıktan çekilirsin ya da seni boşarım dedim. Yok artık. Aa, bu ama resmen barbarlık bu. Derebeylik bu. Bu vandallık da değil, barbarlık da değil. Bu ne biliyor musun? Aklı başında her insanın yapması lazım gelen şey, ben de onu yaptım. Hayır efendim. Bu aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değil efendim. Çünkü bu ülkede 1930 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ve hiç kimse, ama hiç kimse bu hakkı onlardan alamaz efendim. Benim dedim, sen benim karılarımı tanımıyor musun? Onlar ellerine bir hak geçirdiler mi, onu ellerinden bırakmıyorlar. Başları devamlı belaya giriyor. Tanımıyor musun sen bu karıları? Ha, kelindiram. İtiraf et, korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun, evet. Karılarının gözlerinin açılmasından korkuyorsun. Ne olacak? Kurduğun saltanat yıkılacak. Bütün keyfin bozulacak. Korkuyorsun değil mi? Ben hepimiz adına korkuyorum. Hepimiz adına. Mühteberin belediye reisi olduğunu bir düşünsenize. Başımıza gelecekleri bir düşünsenize. Allah Allah, ne olabilir ki? Hiç bahane üretmeyin efendim. Bu sizin yaptığınız nobranlık. Bu sizin yaptığınız barbarlık. Bu sizin yaptığınız vandallık. Başka bir şey değil. Vandallık öyle mi? Nobranlık öyle mi? Yazıklar olsun Dünür. Neyse, canın sağ olsun. Zaten insan böyle durumlarda anlıyor, dostu kim, düşmanı kim. Böylece seni de anlamış bulunduk. Size iyi günler. Dünürüm, dünürüm. Bırak be, bırak. Allah Allah, çok da hafifi. Gitsin varsın be. Tamam artık işte. Bitti kalendir devri, başladı karıların devri. Haydi benim kocam, ovala beni. Şuna bakın ya. Kendi evlatlarımın maskarası oldum ya. Pamuk Lady'liğim de başlamadan bitti. Mütebir ablam. Acaba ağam neden bu kadar kızmış olabilir sence ha? Halka seslenirken uygunsuz vaatlerde bulunmuş olabilir misin? Ne vaadi güddük ya? Ya ağam beni kıskandı. Yani ben konuşmayı yaptıktan sonra o erkekler beni böyle vahşi vahşi almışlardı ya. Kıskandı. Ha, duymadın mı? Yo, duymadım. Hiç öyle bir şey demedi. Hayt. Ay, güleyim de boşa gitmesin bari. Kıskanmışmış. Ne? Beğenemedin mi Asiye? Mütebir abla. Hezo. Seven adam kıskanır derler. He, ondan. Sağ olsun Galindir ağam bizi günaha kadar bile sevmediği için kıskanma gibi bir duygu bizim ilişkimizde söz konusu olmuyor, biliyor musun? Doğru dedin Güttük. Biz ağam için herkes gibiyiz.
Öyle de Vaziye. Vallahi hırsımda kendimi yemelere vereceğim ya. Aman hırslanmasan vermeyeceksin sanki kendini yemelere. Kız bütün mutfağı yedin ya. Bu sefer farklı. Hakikatler balyoz gibi önce beynime sonra mideme vurdu bella. Bella. Ay. Ha. Buyurun anneciklerim. Kız çabuk şu kırıntıları topla da bize mükellef bir sofra hazırladı haydi. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Kız hadi. Tamam anneciğim. Bana bak, bir de kelle paça çorbası et, Hazarımın kemiklerine iyi gelir. Aa öyle mi? Ben bilmiyordum. Aa öyle mi? Ben bilmiyordum. Kız nereden bileceksin senin kocanla ilgilendiğin ne vardır? Bana bak, bu evde bundan sonra kelle paça çorbası eksik olmayacak, anladın mı? Hadi. Tamam anneciğim. Darlandım da. Ya karılar şimdi bu mıymıntı burayı ha 40 saatte toplayamaz. Kalkın biz bahçeye çıkalım hadi. Sen de kelle paça çorbasını Hazarımın ağzına layık edeceksin yoksa bozuşuruz, anladın mı Beno? Tabii anneciğim, sen hiç merak etme. Ben de. Ben şimdi kelleyi paçayı nerede bulacağım ya? Nazgül! Darlan! Geliyor! Allah korusun! Geliyor! İki dakika sabret, sabret. Ne olacak sanki ha? Çıktı çıkacaktı, süt gelmişti ucundaydı be. Gelmiyorsa gelmesin, kıran giresi. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ya ne yapacağız Direç, Allah'ı seversen ya. Afet Hanım beni sağmak suretiyle katlediyordu burada. Yeter be. Boğuldum içeride. Tık nefes oldum. Ben bu şartlar altında çalışamam. Artık ne kadar geldiyse o kadarından idare et. Bırakın şimdi süt mut. Benim çok büyük bir derdim var. Ay Allah'ın seversen Belo, ne oldu yine? Kafa çorbası yapmam lazım. Ne? Kafa çorbası işte. Annemler istedi. Ha bir de ayak çorbası. Onun adı kafa ayak çorbası değil. Kelle paça çorbasıdır. Ha ondan işte. Nasıl yapacağım? Sen git, keleyle paçayı bize getir, malzemeleri iyice bir topla, bize derik. Ya tamam da, nerede bulacağım onları? Tarladan toplayacaksın. Ay, uyku geçti, dikkat etme. Kız, ahıldan alacaksın, ahıldan. Git Cemil'e söyle, bir tane kuzu kessin, onu kelesin sana versin. Sen de onu ütüle, bize getir. Ben şimdi kafa mı ütüleyeceğim? Senden iyi becerdiğin iş kafa ütülemek değil kız. Ay afet ya. Ya of, dalga geçip durmayın lütfen. Ben sadece bir kere kafa ütüledim. O da iyi ki geldiğimde. Nasıl yapıldığını bile unuttum. Tamam tamam, haydi sarkıtma suratını. Git Cemil'e söyle, o ütülesin tamam. Ondan sonra kelleyi al getir bize. Ay Nazgül, ağzından bal alsın vallahi. En iyisi öyle yapayım. Haydi, dale dale. Hadi. Bana bir şey dedi ama beni anlamadı. Saftirik bir kız ya. Ne oluyor be? Nazgül. Bir tür daha demek mi? Affet, defol git. Mandırayı kapatmışım bugün. Haydi yürü. Aman. Heyecansız karı. Bak bak bak, laflara bak. Benimle reislik için evlenmiş. Ya öylesine söylenmiş bir şey. Bilmiyor musun, altımı ıslatırken evvel sana evlenmek istiyordum. Tabii tabii. Ya ne diyorsun sen gülüm? Sen benim sevgimi niye sorguluyorsun? Ya bana artık süs çiçeğiymişim gibi davranmayı bırak. Estağfurullah gülüm. Sen bütün çiçeklerden daha güzelsin. Baran hala aynı şeyi yapıyorsun. Ya biz evlendik, yol arkadaşı olduk. Ama bana belediye başkanı olmak istediğini bile söylemiyorsun. Ya söyledim ya bugün. Ya nasıl söyledin? Ablana söylerken duydum. Kız söyledim de o öyle fikir fikir. Ya sanki ben adaylığımı koymuşum da öyle öğrenmişsin. Ay bir de koysaydın öyle öğrenmiş olsaydım ha? Ya işte ben de bundan bahsediyorum. Eğer böyle önemli bir kararı beraber almıyorsak ben ne anladım bu evlilikten? Ama doğru. Yani sen evin reisisin. Kadın dediğin nedir ki, değil mi? Ya Rabbi, konu nereden nereye geldi? Baran bunlar küçük şeyler değil. Ya biz eğer böyle önemli kararları birlikte almayacaksak, eğer birlikte düşünmeyeceksek ne anladım ben bu evlilikten? Ne biçim lafları? Öyle ne diyorsun sen ya? Tamam, Allah'a mak koyar ama bundan sonra ekmek almaya giderken bile sana haber vereceğim. Ya Baran ben bundan mı bahsediyorum? Diyorsun ki biz bir aileyik, aile gibi davranak bu. Bravo, nihayet anladın. Sağ ol. Tamam, anladım, bitti konu. Anladım ve arttırıyorum. Gülüm. Gel bu aileyi, bu şirin, bu çekirdek aileyi
böyle kıllıcık elleri, kıllıcık ayakları olan böcürüklerle doldurak. Ne diyorsun? Sen çocuk mu istiyorsun? Çok istiyorum hem de. Hadi kız aşkım gidelim yapak. Ya, ya dur Baran ya. Ben hazır değilim daha anne olmaya. Ama ben hazırım anne. Hem anne hem baba olmaya hazırım gülüm. Yine aynı şey yapıyorsun ya. Kafana koymuşsun. Gelmişsin hadi yapalım da yapalım diyorsun. Hazır değilim diyorum. Ya bunda hazır olacak ne var? İnsan hayatı böyledir sıralamada. Aşık olur evlenir çocuk yapar. Benim kariyer planlarım var Baran. Hah. Ben de tam onu diyorum işte. Kariyer. Erkek çalışır kariyer. Ya iğrençsin Baran. Bu kötü esprileri kendine sakla. Ya bak yine ağlın tuttu ha. Yok kuralma ağlığım değil, babalığım tuttu. Ya gülüm ben sana olan aşkımdan böyle yapıyorum ya. Kız ben çalışacağım, sen çocuklarımla beraber yiyeceksin. Ne var? Ya ben olmasın demiyorum ki, o da olacak. Ya biliyorsun en büyük hayalim konservatuvara gitmek. Lütfen buna engel olmaya çalışma. Lütfen. Hayırdır Mertemeli abla, nereye bakıyorsun? Beşinci kuru şefaatle doğuya mı bakıyorsun? Ay, neydi o akkandan bondu? Aman neydi kız o akkandan? İşte ondan. Gandalf. Mertemeli abla, şey diyeceğim ya, senin adaylık da suya düştü ama sen bu beyazları çıkarmayacaksın mı artık? Benim ahtım var Ayşe. Bu beyazlar benim kefenim olacak. Ya bize ne kızıyorsun Mertemeli abla ya? Ha biz senin için diyoruz. Hay bana hiçbir şey demeyin. Bana elleşmeyin, başka ihsan istemem. Haydin gidin, yemek mi pişireceksiniz, yiyecek misiniz neydi? Bu belli karış kelle paçayı ne zaman yapacak, acıktım ben. Ne bileyim ya. Ha benim uşağım orada yarım adam gibi oturup durayı bu karının umrunda değil duruyor. Bu çirpi bacak bakamayacak ya benim uşağıma. Ya üzülme Siyem, üzülme. O bakamazsa biz bakarız. Vallahi alim Allah, iki günde ayağı dikeriz hacarımızı. Dikeriz değil mi Ayşe? Dikeriz tabii, dikeriz değil mi Mertemel abla? Vallahi siz neyi dikerseniz dikin, benim makus talihimle baş başa bırakın. Aman! Nereye gidiyor Mertemel abla? Bir devir başlamadan ahanda kapatmaya gidiyorum ben. Adaylıktan vazgeçeceksin değil mi? Aman! Ne halt ederse etsin bu garibe. Fosleydi bu, fosleydi. Biz bırakalım bunu da. Dipçik gibi hazarımıza yoğunlaşalım. Onu nasıl ayağa dikeceğiz onu düşünelim. Dikeriz biz. Yaparız değil mi Ayşe? Yaparız, niye yapamayalım ya? Ay kurban oldum. Ne edeceğiz? En eski yöntemleri uygulayacağız Asiye. En eski mi yöntem var? Allah! 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 Oh mis gibi mis maşallah. Ya analarım ne yapacaksınız bu etlerle? Basacağız. Bunları beline bir güzel basacağız. Gör bak nasıl iyileşiyorsun hemen. Ya ben onları yesem daha iyi değil mi? Böyle ziyan edeceksiniz. Niye ziyan olsun Hazarım? İşimiz bittikten sonra ben bunları bir güzel pişirir yerim. Antrikotun bastırması da pek güzel oluyor biliyor musun? Ayşe! Ay kurban olayım, apır sapır konuşma ya. Başlayacağım şimdi pastırmana da sucuğuna da ha. Karagözlüm, anaları şimdi sağ şifa alacak benim biricik uşağım. He. Ama önce ateş yapmamız lazım, gel. Ateş mi? Burada. Aha. Yenge, söyle hangisini keseyim? Kesecek misin? Yenge, kellelerini istemiyor musun sen bunların? Ama ölecekler. He, ne yapalım, takdiri ilahi. Bunların kaderinde de kelle paşa olmak varmış yenge. Ne diyorsun, bu nasıl? Ay bu çok şirin. Tamam o zaman ben bunu hemen keseyim. Hayır. Çok tatlı ama. Kuzu oldukları için olmasın bu. Neyse. Şu nasıl? Bu pek sevimli değil ama hemen bunu keseyim. Hayır ya hiçbirini kesmeyelim. Ya kesmeden olmuyor mu bu iş? Olur yenge. İsterseniz ben kasaplardan kesilmişini hemen alıp geleyim. Hah evet evet. En azından kesmelerine ben sebep olmamış olurum. Sen hiç meraklanma. Ben hemen gidip alıp gelirim. Tamam. Bana bak Cemila Cemil. Annemlere söylemek yok tamam mı? Yoksa beni keserler. Sen meraklanma. Senin sırrın sırrımdır. Hiç kimseye söylemiyorum.
Ayşem yetmedi mi kaynadı da? Yetti yetti, çıkaracağım birazdan. Ya Allah aşkına, sizin şifa dediğiniz şey taş kaynatmak mı? Evet. Bak önce o etleri senin beline saracağız. Sonra da bu taşları cos diye üstüne basacağız, tamam mı? Yalnız anacığım, benim külbastım iyi olmaz. Yahnim daha iyi olur. Anneciğim ne külbastısı? Şifa oğlum, bunlar şifa. Bak bu etleri senin beline basacağız. Ondan sonra yarına kadar ayaklanacaksın, ayağa kalkacaksın inşallah. Asiye, bunlar oldu. Hadi basak. Hayır. 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 Evet. 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 Çıkar üstünü. Bağırma annem, bağırma. Merak etme. Belin yanmıyor. Etler yana, etler. Ya belim de yana yana. Dokularımı, sinirlerimi, her şeyimi yakacaksınız. İlişeceğim varsa da ilişemeyeceğim. Sus be oğlum, sus. Alternatif tıp şaşmaz. Modern tıptan önce koca karıların ilaçları vardı. Kız sen ne edilsin ya çocuğun üstünde? Ya bizim tavuklardan öğrendim Asiye. Guluçka yöntemiyle ısıyı sabit tutuyorum. Ya Hazar. Gel gel. Gel, bir şey yok, gel. Ya ne yapıyorsunuz benim kardeşime? Ya gel. Guluçka yöntemiyle düzsülenmiş et terapisi ediyor. Yiyecek bir şey var mı? Aşkım. Tek tek mi açıklayacağız da? Hazar'ı tedavi ediyoruz işte. Ya saçmalamayın. Şimdi Hazar'ın beline bir zarar vereceksiniz. Ya kızım bir şey olmaz. Kızgın taş ve et de tedavi ediyor kocanı. Ne? Et mi? Kızgın taş mı? Ya sakin ol yengeciğim, sakin ol. Ya Ayşe ana, bu böyle olacak iş değil. Yani bundan olsa olsa ya civciv olur ya bastırma olur. Böyle olmaz yani. Asiye anne. Asiye anne yeter artık lütfen. Ayşe ana indirir misin kocaman üstünden? Oh, mis gibi de et koktu vallahi. Ya şu eti de taşı da alın Allah aşkına. Çok konuşma kız. Sen kocanı o kadar düşünüyor olaydın ha, bu saate kadar çorbasını ederdin. Akşam oldu hala bir kelle paça edemedin ya. Yürü. Git aşkım. Git. Öldürmeyen her acı güçlendirir beni. Merak etme. İyisin Hazar, iyisin. Cemil! Aa Cemil! Sobam nerede kaldı Cemil? Getirdim ağam, getirdim. İyi, buraya getir. Getirdim ağam. Oh. Buyur ağam. Çekilebilirsin Cemil. Emredersin ağam. Güneşiniz bol olsun efendim. Gölge etmeyeydiniz olacaktı Kamil Öztürk beyefendi. Efendim dikkat edin de güneş çarpmasın sizi. Ay, biz Adanalıyız Kamil Bey. Güneşten korkacak olsak kurşun sıkmazdık, biliyor musun? Beni güneş değil, dost bildiklerim çarptı. Ha şimdi de bana laf çarpıyorsunuz, öyle mi efendim? Canım dediklerim canımdan vurmuş. Sana bir laf çarpmış, çok mu? Cüdürüm, bakın. Ben size kötü bir şey yapmadım. Siz kötü bir yola girmek üzereydiniz. Ben üzerime düşen görev olarak sizi zarifçe uyardım efendim, o kadar. Sen var ya, bana, dünürüne... Vandal dedin, nobran dedin, barbar dedin, barbar. Haklısınız. Ya biraz ileri gitmiş olabilirim. Ama siz de çok abarttınız efendim. Neyse ne. Bu konakta herkesler yerini bilecek o zaman. Kamil Bey. Ama dinlerim ya. Böyle sizle bizle olmak, araya mesafe koymanız beni gerçekten çok üzüyor. Yani bir şans daha veremez miyiz bize? Yani bir şans daha hak etmiyor muyuz biz? Seni üzmek. Hayatta isteyeceğim son şey bile değil. Bak vallahi bu duruma ben çok üzülüyorum ama. Uzatma artık ya.
Onu ben de istiyorum ama... Ama aha buraya laf geçiremiyorum biliyor musun? Çok kırıldım. Aşırı kırıldım yani. Ben telafi ederim efendim. Siz bana güvenin. Rahat olun. Bu kadar çok mu istiyorsun? Her şeyden çok istiyorum yahu. İyi o zaman. Get my onu giy gel. Gencüse, severler güzeli Gencüse. Ay Dünürüm. Bakın ne güzel şey barışmak Dünürüm ya değil mi? Biz hiç küsmedik yine benim Dünürüm. Ay çok yaşar. Evet. Ana. Allah yemin. Buyur abi. Eski güzel günlerimize döndük resmen. Sizlere. Ne güzel bir şey. Senden bir izdirhamım var benim dönürüm. Hesapla. Bundan böyle bu karı kısmının aramıza girmesine müsaade etmeyek. Ne olur bak. Sen hiç merak etme dönürüm. Çok haklısın. Sadece karı kısmı değil. Bundan sonra aramıza siyaset de sokmayacağım. Emin olabilirsin. Ay ağzın balyası. Oh. 6-5. İyi kaçtın vallahi billahi. Heh. Ama. Allah. Allah. Buyur al. Aldım. Ne? Hazar abimin bellas sardı etler de mi yedi? Yedi tabii oğlum. Ayşe ana bu. Yemek söz konusu oldu mu şakası yok. Hele de antrikot. Hele. Ya bırakın makarayı. Ayşe ana etleri yerken böyle öyle bir gözü döndü ki... ...bir an sırtımdan bir külbastılık ayıracak sandım ya. Aşkım. Oo yenge gel gel. Bak sana ne yaptım? Ne yaptın? Kafa çorbası. Kafa çorbası mı? Karıcığım kelle paça olmasın o. Aha. Kele paça çorbası. Ağzına layık. Ver de yiyeyim hadi. Oh yenge mis gibi de koktu ha. Hakikaten ha. Yenge bize kafa yok mu? Yok. Bu sadece Hazır için. Onun iyileşmesi için. Oo. Ne yani yani? Paça içmek için de kurşun mu yememiz lazım yenge? Sen de. Gökkuş. Bak, 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 bak. Benim bir tanecik karım beni aç bırakır mı hiç ya? Evet. Oh. Ver, 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 ver. Hadi bakalım afiyet olsun. Aa, tut, tut abi, au. Bravo karımın eltisi. Sen tepsiyi bana ver karışma. Helal olsun sana. Dur bakayım. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Ama bu çorbayı benim anamdan daha iyi kimse yapamaz. He tabii tabii. Artık o pambık leydinin böyle minnoş parmaklarını kelleye paçaya süreceğine hiç zannetmiyorum ben. Öyle deme benim karıcığım. Babam bu sefer çok hard posta koydum. Bir bakarsın muhteber ana adaylıktan vazgeçmiş. Yok yok hanım yok. Ben anamı tanıyorsam benim anam ölse de adaylıktan vazgeçmez. Abi Gökhan doğru söylüyor. Babam bu sefer kesinlikle geri adım atmaz. Ama ben şunu anlamadım. Niye Kalender babam bu kadar sert çıktı ki? Muhteber annem aday olsa bile kazanabilecek mi? Kazanacak tabii yenge. Bütün mevzu da o zaten. Bak benim anamın aşireti Adana'nın en büyük aşireti. Nereden baksan 100-110 bin tane seçmen var. Vay be. Tabii. Bu kadında para var. E bu kadında güç var. O kazanamayacak da ben mi kazanacağım? Yani muhteber annem kesin reis olur öyle mi? Vazgeçmezse kesin olur. Vay 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 muhteber anama bak sen. Abi sen demek o yüzden ana tarafına geçmeye çalışıyorsun ha? Çaktın seni. Tamam tamam oralarını karıştırma Gökhan. Bakın benim size son sözüm şudur. Muhteber Duran'ın tek rakibi kendisidir. O kadar. Yüz bir. Yüz iki. Yüz üç. Yüz dört. Yüz beş. Yüz altı. Yüz yedi. Ah şimdi yapmayız. 110,
111, 112, 113. Birden alayım, alayım. 114. Ceylan! Ceylan! Koş, koş! Ne oldu, ne bağırıyorsun? Mahvolduk Ceylan, anam altınları sayıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse cezamız, çekeceğiz mislik. Saçmalama ya. Anam altınların eksildiğini ne kadar geç fark ederse o kadar iyi. Gidip altınların saymasına engel olalım. Tamam da ne yapabiliriz ki? Nasıl engel olacağız? Kovala beni. Ne? Kovala diyorum, anlasana. Mıstık ya. 251, 252, 253. Ana! Gel buraya, gel buraya dedim. Ne oluyor Cemiler? He, ne oluyor? Kurtar beni ana. Çıpırtacak senin bu kızın beni. Kız. Ne kovalıyorsun çocuğu Cimrella? Bırak ana, bırak da şunu kemiklerini kırayım. İyiyim ben şimdi seni kemiklerini kırmazsam ha. Kafalarınızı tokuşturun birbirine, kardeşinizi uyandıracaksınız. De haydi çıkın gidin buradan. Ben öldürecek ana senin bu kızın. Soğumadan çıkmam. Ben de onu paralamadan çıkmam. Kız sen kimle inatlaşıyorsun lan? Ben şimdi ikinizi de çıkartmazsam. Neyse nasıl olsa 750 tane altınım var. Bereketi kaçmasın ama ben şimdi size sormazsam. Gel buraya. Gel buraya. Oh be! Vallahi etin üzerine de çay çok güzel gitti ha. Ayşe, yemin ediyorum ben senin artık midesiz bir yaratık olduğuna iyice kanaat getirdi mi? Ya insan açlıktan ölse yemez o eti be. Uy. Allah Allah, niye yemeyecekmişim? Mis gibi ateşte tüsülenmiş antrikot en sevdiğim. Vallahi sen yakında acından bizi de kemirirsin anama. Ay yok yok Afet. Sizin içiniz fesat olduğundan etleriniz gart gart olmuştur. Tenezzül etmem size de. Bella'nın ki öyle mi? Vallahi lokum gibi bir... Yok Ayşe'ni. Vallahi... Benim de içim çok fesat biliyor musun? Hiç sana göre değilim. Bak kemik. Bak çürük çürük bu, çürük çürük. Aman be, kızımı bir çiğ çiğ yemediğiniz kalmıştı ha. Yam yamsınız siz ha. Şuradan bana da iki çay koyuverin bari. Hemen Möhteber Hanım. Hayırdır Möhteber abla? Kefenini çıkarmışsın. Dalga geçip durmayın. Zaten el aleme rezil oldum. Aa. Ne rezil olacaksın be? Kalendir ağamın bir sözüyle yenilgiyi kabul mü ettin? He, yenilmeyip de ne yapayım Kamile bacı? Ya gözlerimin içine baka baka seni boşarım dedi. Nasıl boşayacak kız seni? Seni boşaması için önce nikah kıyması lazım. Ya bizim dini nikahımız var. Yani üç kez boş ol dese iş bitti. Bakma sen onun öyle dediğine ya, Allah Allah. Yıllardır gelindir ağam ne yapıyor? Sizi boşayacağım diye tehdit ediyor. Boşayabildi mi? Boşayamadı. Siz yapacaklarınızdan arda kaldınız mı, kalmadınız? He, Kamile bacı doğru değil. Biz ağamın bugüne kadar hangi dedonu ettik ya, bu dedonu edelim? Yok ana, bu sefer çok ciddiydi. Ay halbuki ben ne güzel konuşmuştum ha. Bak ben başkan seçileydim, vallahi tarihe geçerdim ha. Möhtübür bacım, hala tarihe geçebilirsin. Vallahi bak, ne olur vazgeçme, barabar tarihe geçek. Artık başkanlık sadece hayallerimde kaldı Kamile bacı. Benim hayallerim ne olacak? Ardından gelen bu kadar kart karının hayalları ne olacak? Hadi beni düşünmedin, onları da mı düşünmedin sen? He, Kamile bacı doğru söylüyor. Ne var seni boşarım dediyse desin. Boşasa seni ne olacak ki? Biz yine de davamızdan geri dönmeyelim. Sizi de boşayacak. Ha, o da var. Aman be! Ben de seni demir yumruk gibi bir leydi sanmıştım be. Bu feodal düzene bir yumruk indirip her şeyi halledeceksin sanmıştım. Vallahi çok yanılmışım. Vallahi canımdan bezdim ya. Bu veletler beni tık çatlatıyorlar. Ne oldu da? Anam. Ana, ana ekmek yok. Ha, ekmek yok. Gel. Al sana ekmek. Al sana ekmek. Ekmek yoksa pasta yersin. Bana ne ya, ekmek yiyeceğim ben. Ekmek yok, hiç kalmamış. Ne demek ekmek?
Yok. Bana bakın. Bu evde sucuk bitebilir. Bastırma bitebilir. Soğan bitebilir Allah muhafaza. Ama ekmek bitemez. Neden bozuklar ekmeksiz kaldı? Söyleyin bana. Yoksa benim haberim olmadan sel oldu da ekmekleri aldı götürdü mü cevap ver seni de. İyi kız ana bir soluklan hele ya. Öyle sel falan olmadı benim bildiğim. Ha, o zaman yangın çıktı. Ha, o zaman kıyamet koptu. Güneşle ay yere düştü. Ekmekleri toz etti öyle mi? Aa yok Gani Ana, o nasıl bir doğa olaydır öyle uzak ola? O zaman biri bana anlatsın. Neyden ötürü, kimden ötürü ekmeğimiz yok? Niye ben? Çünkü bu evde ekmekleri sen yapıyorsun ya Dreş. Ama siz de yiyorsunuz. Demek ki siz bitirmişsiniz. Baba hanımın yanında nasıl konuşuyor? Kızım bittiyse gene evdeydin. Ne yaptın? Elini armut toplattın. Ya size ekmek mi yetişir av aşkına? Fırın işletiyorum. Ha? Allah Allah. Susun be! Yeter! Kesin kavga etmeyi. Şimdi ilk hedefiniz ekmek fırını açmış. Gökhanım'la adımı kazıdım. Nasıl olur mu? Çok doğmuşum Allah affet. Ya Allah'ı seversen bu güzel olmuş yani. Bu nedir? Kız Dali'nin akışkan saati gibi. Bir de buna romantik diyor. romantiklik hamurum da var sonuçta da. Yani istiyorsan sizin adınızla kazıyayım he? Vii ayu sakın benim adımı kazımayasın affet. Bakın arkadaşlar ben adımın yazılı olduğu bir şeyi kocam dahil yesin istemem. Bir Nazgül kolay yetişmiyor sonuçta. Aman sen ne anlarsın sanattan zaten. Ben de Belal Eylül'ünkini yazarım. Aman. Sağ ol affet. Kız Melo. Sen niye kürek kurnalıyorsun? Fırıncı küreği gibi ellerin var ya. Takılma şuna zaten gebe. Anam. Beliş. Kız sen morardın, turunculaştın falan böyle bir betim benzin attı. Çekil hele şöyle de ben bakayım bacım. Yok yok. Ben gayetim böyle. Aha vallahi bitmiş. Afiyet un bitmiş, un göndert. Kız ben koca çuvalı nasıl çekerim oraya kadar? Vii Afiyet. İstiyorsun ki ben emzikli anne halimle taşıyayım buraya o çuvalı. Vallahi fena olmaz. Ben taşırım evet ben taşırım. Vii kız direkt sen gebesin bir de çuval taşıyacaksın. Ay tamam benim için kavga etmeyin. Ben taşırım. Ebi zahmet. İnşallah tırnağım kırılmaz. Haydi bismillah bire. Hoppa! Hoppa! Ay kız! Vi kız o nimeti yerlere sürüklemesene günah ne? Yapayım alaydı sen taş çok biliyorsun. Çok biliyorum tabii çek. Bire haydi. Tabii ki ben biliyorum. Dombalak. Şimdi göreceksiniz Nazgül'ün gücünü. Haydi ama. Bir. İki. Haydi. Üç. Patladı ya. El kontrolsüz güç. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Vallahi mis gibi yanık ekmek kokuyor hanım. Geçmiş olsun. Kız yaktın. Ekmekler. Allah. Ya Rabbi. Ay Allah'ım ya. Ay Şahane beni mahvedecek. Yalı kazığı gibi dikini yaktı tabii ekmekleri. Belo. Kız. Sen iyisin yoksa mı yok? İyiyim ben. Nasıl iyisin ya? Baksana boncuk terlemiş mi? Bakayım suratına.
Kız zaten şöyle senin yüksekli tensiyonların falan var. Geç şöyle otur hele. Ya kızlar, bana hasta muamelesi yapmayın lütfen. Ben gayet iyiyim. Maşallah. Gittin mi kız? Siz ikiniz hangi akla hizmet benim karımı ateşin başına koydunuz ha? Ya ama ben dedim, kız dedim hayırdır? Senin rengin böyle bir morardı, böyle bir kızardın, yeşile çaldın, kalkıl kenarıya ben geçeyim fırının başına dedim ama. Evet, ben izin vermedim. Öyle mi canım? Ne konuşuyorsun? Konuştuğun zaman doğruyu ölçmüyor. Baştan başlat. Ah be karıcığım, ah be karıcığım, ne iş meraklısısın ya? Bırak tekmeyi bu sefer başkaları yapsın, ne olacak? Azar doğru diyor benim yengem. Yani bak Nazgül'e örnek al. O gebeyken, yani biz gebeyken o çalıştı mı? Vay! Kasem Ali işte kaçtı diyorsun, ne diyorsun? Ya yok kız, ben ya sana iyi bir şey diyorum. Lütfen kavga etmeyin ha. Belo vallahi şimdi kızacağım ama bak ikidir konuşuyorsun yine ölçerken. Ya ölçmeyin. Ölçmeyin zaten, ölçmeyin. Ben gayet iyiyim diyorum, Allah Allah. Hasta gibi de yatırdınız beni buraya. Adana sıcağı. Başım döndüm bir an işte, gayet normal bir şey. Hayır hayatım. O Adana sıcağından değil. O fırının sıcağından sen şu anda bu haldesin. Hış! Dedilme etme. Bu çalışacak, biz susacağız. Sadece bu sese odaklanalım arkadaşlar. Harikaydı. Evet. Al, al işte. Tansiyon 1500. Kalk, kalk hastaneye gidiyoruz. Çabuk kalk. Hayır, ben hastaneye gitmek istemiyorum. İtiraz mı, itiraz istemiyorum, gidiyoruz hadi. Hadi hadi abla, ben sizi götüreyim. Yavaş kal. Kapıyı açtım. Ağırlığı bize bırak. Yavaş, dikkat edin. Hadi hadi yavaş. Hadi sen yenge yardım. Tamam hadi. Oğlum onlar. Bir kız. Kız kalk. Allah canından yakın. Ya. Hadi gelin. Anide kendi kalkma. Karıcığım, nasılsın, daha iyi hissediyor musun kendini? Ya aşkım, bana hasta muamelesi yapıp durma lütfen. İyiyim ben. Ne iyisi. Tansiyonun öyle diyor mu sanki? Vallahi o tansiyon bende olsa var ya, çoktan perte çıkmıştım ha. Yengem yine iyi dayandı ha. Allah! Ya ne olur senin yangana kürekle gitmesene. Aşkım zaten senin başına ne geldiyse bu fırıncı küreği yüzünden geldi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor hanım, ben gayet iyi hissediyorum. Artık çıkabilir miyim? Serumunuz bitince çıkabilirsiniz. Ama önce biraz sizinle konuşmamız lazım. Ne oldu doktorunun, bir sıkıntı mı var? Yoksa bebeğimize bir şey mi oldu? Sakin olun. Şimdilik her şey stabil. Fakat tansiyonunuzu düşürmek için epey uğraştık. Ne oldu da bu kadar yükseldi, merak ediyorum doğrusu. Doktor hanım, ne olmadı ki? Geçti bu gebe haliyle fırının başına, illa da ekmeği ben yapacağım dedi. Kız dedik, morallıyorsun, renkten renge geçiyorsun dedik ama laf ile dinlemedi. Belli hanım, siz yüksek tansiyon hastasısınız. Beyin kanaması riskiniz var. Ya ben her zaman yaptığım sıradan işleri yapıyorum ama bu kadar olacağını tahmin etmedim. Unutmayın ki siz artık iki canlısınız. Öyle ağır işler yapmak, kendinizi zora sokmak, üzülmek yok. Birazdan hemşire hanım gelip serumunuzu çıkarır. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Duydun değil mi doktorun söylediklerini Bella? Bundan sonra yani sıcak sudan soğuk suya sokmak yok. Afet, sana da söylüyorum. Artık Bella'nın tek iş daha yaptığını görmeyeceğim. He, Hazar Hanım hoş bende. Tabii kendileri izin verirse hanımefendi. Beynini kanatıyormuşsun az daha. Aha geldi, dünya gözlüm. Aşkım ben geldim.
Aşkım. Gel dünya gözlüm. Gel bal sözlüm. Aşkım. Hayırdır? Neyi kutluyoruz? Senin bana şans verdiğin günü kutluyoruz. Ne yaptığım günü? Hani ben sensizliği protesto ediyordum ya. Evet. Yemeden içmeden kesildiydim. Müsellim amca beni serumlarla besliyordu. Hatırladın? Sonra sen Müsellimhaneye geldin. Sana bir şans veriyorum dedim bana. Sonra Tarsus'a gittik. Hatta Kamil amcamlar, sonra Bella yengem, ardından bölüm sonu canavarı olarak Hazar abim bizi basmıştı. İşte ömrüme ömür kattığın o günü, gönlümü güne bakan tarlasına çevirdiğin o günü kutluyoruz bugün. Sen cidden bu kadar hazırlığı o gün için mi yaptın? Az bile. Çok az bile ki. Yarından tezi yok, bakanlığa başvuracağım. O niye? İşte bugünü dünya şirinin barına şans verme günü olarak ilan etsinler diye. Sen delisin, biliyorsun değil mi? Biliyoruz. Peki, bu deliye bir dans lütfeder misiniz hanımefendi? Hay hay. Seve seve. Seve seve. Ben seviyorum. Hem de çok. Böyle bazen bana kızıyorsun ya. O zaman evlendiğine pişman oluyor mu? Hayır. Çünkü kendini o kadar iyi affettiriyorsun ki. Harika bir insanım ben der mi? Aslanım ben der mi? Kendimi acayip sevdiriyorum der mi? Peki senden bir şey istesem, canım çok çekiyor. Tahmin edeyim. Portakallı kurabiye? Yok, daha kolay bir şey. Mozaik pasta? Yok aşkım, daha kolay. Böyle gözlere senin gibi bakan, böyle güldüğünde güneşleri doğuran bir evlat istiyorum. Aşkım bunu konuşmuştuk ama. Yani ilk önce konservatuvara gideceğim. Sonra o da olacak. Peki sevdiğim, senin okulun bizim ana baba olmamızdan, mutlu bir aile olmamızdan daha mı önemli? Bak bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu kadar hazırlık yapmışsın. Çok da güzel yapmışsın. Şu anı bozmayalım. Hı? Tamam ama bir de çocuk. Para ben çok ciddiyim şu an. Tamam, sustum. Bence susalım, böyle müziğe bırakalım kendimizi, olmaz mı? Olur. Çok yandı sonunda kal diyemem. Gözlerimin içine kar yağdı, soğukla baş edemem. Nevaleler burada. Geçir. Bura koyun artık. Ay Mühteber abla, senin de iyi ki gönlün yokmuş ya. Bir de gönlün olsa ne olacak acaba? Daha açın şu televizyonu. Hayır madem beni zorla getirdiniz, kaçırmayalım değil mi? Tamam.
Huzurlu getirdik. Aa, başlamış ya. Hadi izleyek, hadi izleyek. Aa, Nökteyber abla. Sana benzeyen garı çıktı bak. Kız Allah senin cezanı vermesin ya. Heriftir o herif. Görmüyor musun? Bıyıkları var ya. Tamam, Mücevher ablamın da var bıyıkları. Ya kız Ayşe, vallahi seni turşu eder, suyunu da içerim ha. Şşş, sessiz olun. Duyan olacak. Daha da makul geldi değil mi? Ejder'in karısı benim gelinim ol, şükür et buna. Ne yapıyorsunuz siz burada? Cevap verin bana. Ne yapıyorsunuz burada? Hem de benim odamda. Kızım mı? Ayşe. Hı? Vallahi çıkmak abla, benim hiçbir kabahatim yok. Bu karılar beni bu odaya zorla getirdiler. Kirli oyunlarını alet ettiler, biliyor musun? Kız Ayşe, yalan söyleme. Sen beni zorla getirmedin mi? Senin zorunla geldiğin belli zaten Möhteber. Herhal Ayşe ile Asiye elini ayağını bağladı. Televizyonu da öyle zorunla seyrettiriler sağ ayağını. Türkmen abla, biz şeyden sebep ha buraya geldik. Neyden sebep? Şimdi söyleyeceğim. Şey çıkmasın. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Biz artık arkadaş yok buralarda. Çıkacağız şimdi Tümen ablam. Yalaz, ben abime sizin artık bu televizyon yasağını deldiğinizi de söyleyeceğim. Haberiniz olsun yani ha. Ver sen de onu bak. Vir. Terbiyesizler. Ya Tümen ablam ya, en heyecanlı yerinde kapattın ya. Filmin asıl heyecanlı yeri ben abime söyledikten sonra başlayacak yalaz. Ya ağam şimdi fostur fostur uyuyordur. Vallahi ruhu bile duymaz ki ne. Ya kapat şunu ya, kapat. Televizyonumu bozacağım. Allah Allah. Ya Türkmen abla, vallahi billahi bak Möhteber ablam haklıdır. Ağam ha bu saatlerde fostur fostur uyuyor. Ay ne olur azıcık seyretsek. Sen de gel. Ha beraber seyredelim. Gel gel. Bak, bak cips var, çekirdek var. Gel gel. Kız, yalaz böyle de karılar gecesi gibi olacak ha. Türkmen. Ana. Aa Türkmen. Saklanın. Saklanın kız. Allah. Ay. Efendim abi. Hoş gelmişsin benim bacım. Ne yapayım burada? Yiğit, ben de biraz evvel televizyon izleydim. Allah Allah. Sen hani kilona dikkat ediyordun. Böyle bir dikkatli besleniyordun. Ne bu, bütün nevaleyi toplamışsın kucağına? Şeye girdim ya ben abi ya. Neye? Depresyona. Yani klasik karı depresyonu işte. Yiyeyim içeyim, biraz da televizyon izleyeyim dedim. Yapma benim bacım, yapma. Biraz dikkat et. Bu Kamelyalı Hanım var ya, tutmuş odasına televizyon almış. Bizim karılar da üşüşmüşler başına. Oturmuşlar televizyon bakıyorlar. Hemen yakaladım tabii. Buraya gelebilirler. Senin televizyonuna da bakmak isteyebilirler. Sakın ola ki onlara müsaade etme. Biliyorsun, onlara televizyon yasak. Aa, çok ayıp edin abi sen ya. Ben hiç alır mıyım onları bu odaya, öyle televizyonumu seyrettireceğim he? Yok öyle ya ama ya. Öyle bir şey olsa var ya, ben hepsini kıtlaklarım, böyle kıtlaklarına çökerim yani. Kesinlikle izin vermem, böyle sinnet gibi ezerim hepsini. Kovarım odadan ben onları, ben kesinlikle izlettirmem yani. Aferin, senden de bunu beklerdim zaten. Ya, herhalde abi yani. De hadi. Çok yaşa. Şu. Çok yaşa. Sen de vur abi. Çok yaşa Ayşe. Hep beraber baş başa. Ne işiniz var sizin burada? Ne yapıyorsunuz? Türkmen ablayı hasta ziyaretine geldik.
geçmiş olsun Türkmen ablacığım. Ziyaretinde kısası makbuldür. Biz de şimdi gideydik ama oldu iyi geceler. Durun olduğunuz yerde. Sizinle ayrıca görüşücüyüm. Ya sen Türkmen? Hadi bu kadar arsız, laftan sözden anlamaz. Peki sana ne oluyor? Hani sen bunları sinek gibi eziyordun? Cevap ver bana. Abi. Bana cevap verme! De haydi. Şimdi düşün peşime. De haydi. Seninle sonra bir daha konuşuruz. Olası. Canın cehenneme dostum, katlemin çekirdek bitmiş. Şimdi ben nasıl konsantre olup da karakteri özümseyeceğim? O sinsireyle bakışları, o entrik durumları özümseyip de günlük hayata nasıl aktaracağım? Affedersin kızım, bir şey soracağım. Sen bütün bunları çekirdek sayesinde mi yapıyorsun? Ne sandın? Anlamıyorum. Bir şey daha soracağım. Dünürümüz size de televizyonu seyretmeyi yasaklamadığına eminsiniz değil mi? Yok. Kamil Bey amcacığım, hayır. Yani o yasak sade ve sadece anamlar için geçerli. Neden biliyorsunuz mu? Şimdi anamlar gördüğünüz üzere açık vizyonsuz insanlar. Hal böyle olunca televizyondaki hayatlara özenip böyle ne bileyim taklit etmeye çalışıyorlar. Kendilerine uydurtmaya çalışıyorlar falan filan. Yazık onlara ama değil mi? Ki gerçi insan bakınca da hak vermiyor değil. Yani bir şunların konağına bak de bizim konağımıza bak. Ne var be? Klasik işte, feodal konak, ne güzel. Allah'ı severse Kamilo, ona baksana ya. Bunlarda konak ahalisinde daha çok yanaşma vardır ya. He Allah. Görün görün bakın, kele başına iki tane yanaşma düşüyor hani bize. Ya Kamilo'cum, affedersin kardeşim, bunlar neden bahsediyor? Kim kime yanaşıyormuş, ben hiçbir şey anlamadım. Karılar, avam avam konuşmayın be. Nedir bu, düzgün düzgün anlatın, yanaşmak yanaşmamak. Ne oluyor? Yanaşma nedir? Yanaşma, bir konağın işlerini gören, konak ağasının ve ağanın karılarının hizmetinde olan kişilerdir. Yani bizdeki belonun karşılığı. Yanlış cevap Eltoş'um. Ya biliyor musun? Çünkü artık muhteşem Belaleyli devri kapandı anam. Hazır Amin kesin talimatı var, dedi ki Belaleyli artık elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak dedi, nokta. Tamam o zaman yormayın benim kızımı be. Allah Allah, yanaşık yanaşmayık. Gidin bulunu alın getirin yanaşım. Anlamadı, anlamayacak. Neyse, o halde bizim bu yanaşma yasağını ortadan kaldırtmamız gerekiyor yürürlükten yani, evet. Evet, doğru diyorsun Eltoş da nasıl anam? Ben inanamıyorum bu soruya. Ben hayatta hiçbir baba ağa tanımıyorum ki iki canlı hamile bir beloya hayır desin. Yani beloya başvuracağız. Önce onu ikna edeceğiz. Kimsizi isteyeceğiz yani. Hayır, kabul etmiyorum. Benden her şeyimi alabilirsiniz ama yeni gelinliğimi asla. Allah Allah. Ya karıcığım, doktoru duymadın mı? Sana yorulmayacaksın demedi mi? Evet, doğru söylüyor. Senin yüzünden tam teşekkürlü geziyoruz evin içinde. Sen yorulmayacaksın. Yanaşmalar çalışacaktır eş. Peki şu yanlaşmalar tam olarak ne oluyor? Yanaşma. Yanaşma nedir? Yanaşma bir evin işlerini gören kimselerdir. Yani senin gibi. Ama senden ufak bir farkları vardır. Onlar yani yanaşmalar bu işi para karşılığı yaparlar. Belolar yeni gelinliği parasız yaparlar. Böyle şey gidiyor ya. Böyle şaka ya. Yani şimdi siz konağa yanaşma alalım diyorsunuz öyle mi? Evet. Tamam, alacağız, alacağız, yanaşma alacağız. Vallahi babu, biz kendimiz için bir şey istiyorsak namerdiz. Her şeyi bu saf belomuz için istiyoruz. Benim gelinlerim, şimdi ben tamam desem bile analarınız bu konaktan içeri sokmazlar. Biliyorsunuz, bu konuya bakıklar.
Ama baba o zaman çok gençtiniz siz. Düşün ki o Ağa dizisindeki başrol şimdi kaç yaşına geldi? Sen bana garda kaçtın mı demek istiyorsun yani? Ay yo yo baba ben seni kastetmedim. Ben analarımızı diyorum. Anladım. Baba yanaşma yasağını kaldırıyorsun yoksa mı yok? Babacığım ne diyorsun? Ya madem onlar benim televizyon yasağımı deldiler diyorum. Ben de onların yanaşma yasağını delerim diyorum. Maşallah yaşa zekalötür babacığım. Bak benim gelinlerimin özellikle de Bella gelinimin ve de torunumun sağlığı her şeyden önemli biliyor musunuz? Yarın sabahtan tez yok, analarınızla konuşacağım ve aşiretten münasip birilerini sorsunlar, soruştursunlar, bulsunlar diyeceğim. Ha, böyle yani münasip derken baba zorda olan birileri, efendim eline yüzüne bakılmayan. Ha, hiç meraklanmayın. Yani en galuh, en çirkin, en yüzüne bakılmayan yanaşmayı bulup getirirler. Hiç merak etmeyin siz. He öyle yani nefes alsın yeter diyebileceğimiz cinsler. He he. Güzel. Kız çocuk yumurtam nerede kaldı hadi? Yettim Yelo, yettim kız. Sabret azıcık. Kız, eski yeni gelin. Ha benim muhlamam nereye duruyor? Uy ha canah siyanada. Ya siz beni ahtapot sandınız, ne yaptınız? 50 tane mi kolum var benim? Ya Nazgül gözünü seveyim, çayları da sen dolduraydı anam. Vii kız, ben burada emzikli anneyim ya. Daha kendim kahvaltı etmemişim, asıl sen bana çay koy. Aferin binini bir ele. Alo. Hükümet Hanım. Çayım bitti. De hadi şu kıza biraz yardımcı ol. Senin elinden de bir çay içek bari. Şunlara bak, şunlara. Hem benim televizyon yastığımı deliyorlar... ...hem de böyle karşıma gelip tavır yapıyorlar. Ulan siz biricik ağanıza yüz mü çeviriyorsunuz? Yok ağam, ablamın güçlüğü televizyondan değil. Başkanlığına engel oldun ya, ondan güçlü sana. Öyle mi? Peki. Sen niye küstün bana da böyle yüzünü çeviriyorsun? Seni daha iyi duyabilmek için ağam. Yıkanırken kulağıma su kaçmış da duymuyor. Çok iyi yoksa ben senden yüz çevirir miyim? Sanki yüzü varmış kimin neyi çevirecekse yüzsüz. Asiye sen? Ay üzerine afiyet. Ya gece boynum bir tutulmuş ki sormayasın. Ay bir münasip zamanında acık olsam da geçse. Ben bir münasip zamanda size bir şeyler yapacağım ama... ...neyse şimdi çoluk çocuğun önünde dedirtmeyin bana. De haydi. Azar oğlum. Bella gelinim nerede? Niye inmedi kahvaltıya? Hasta mı yoksa? Yok yok babacığım. O erken kahvaltısını yaptı. Bugün benim doktor kontrolüm var. Ona hazırlanıyordur. Öyle mi? Hayırlısı. De haydi gidin de hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. Buenos dias. Hoş geldin benim kızım. Buenos condos. Ben babam ne diyorsun ya? Buenos condos. Hayatım, kahvaltını yetiysen gidelim mi? Geç kalmayalım. Olur hayatım, hadi gidelim. Ben götüreceğim sizi, tamam. Otur benim oğlum, otur. Otur. Yerine otur. Benim evlatlarım, benim gelinlerim... ...şimdi kulağınızı iyice açın da beni dinleyin. Baba. Sizlere çok mühim bir haberim var. Hayırdır inşallah? Hayır Ayşem, hayır. Senelerdir bu konakta devam etmekte olan... ...bu yanaşma yasağını bugün itibariyle... İptal ediyorum, ortadan kaldırıyorum. Harika! Tövbe estağfurullah. Ağam yanaşmaya ne hacet duruyor? Aha gelinler var, dur. Hangi gelinler? Ha bunlar. Kızım görmüyor musun? Bir tanesi üç tane çocuk yaptı, onlardan başını alamıyorum. Bir tanesi hamile kaldı, azıcık daha hasta. Afet'e baksana.
Bir günde kullanım dışı kaldı. O hiçbir işe yetişemez. E sizler kürüye çıktınız. E neye bak? Bu evin işlerini çekip çevirecek, ortalığı toparlayacak birileri lazım gerek. Ağam sen sakın kendini çekip çevirecek birilerini arıyor olmayasın. Ayşe, bak eski hesapları açtırıp benim defemdasını attırma. Tamam mı? Ya haydi, apır sapır konuşup duracağınıza şöyle kalkın da etraftan şöyle yetim, öksüz, hani çiğ süt emmemiş. Haluk. Böyle suratına bakılmayan cinste, nefes alsın yeter diyebileceğimiz tipler değil baba. Yani eli ayağı düzgün, üç tane yanaşma bulun, gelin. Ama ağam, yani şimdi öyle yanaşma dediğin öyle hop diye bulunacak bir şey değildir ki canım. Hem sonra nereden bileceğiz o böyle hani helal süt mü emmiştir, çiğ süt mü emmiştir? Hiç emmemiş de olabilir tabii. Hem yanaşma piyasası çok durgun değiller. Ama öyle kolay kolay bulunmamış yani. Yahu kızlar patır patır kocaya kaçıyorlarmış ağam. Yanaşma olmaya hiç yanaşmıyorlarmış. Anlaşıldı. Siz bu işi yokuşa süreceksiniz. Sen hiç meraklanma benim oğlum. Ben bugün gider o işi bir güzel hallederim. De haydi benim babam. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Sen burada kal. Hangi arabayla gidiyorsun? Bilmiyorum baba, hangisi açıksa. Ah. Dikkat et Kaan. Abi bir şey olsa ara. Abim. Ya ne oldu sen gene, niye yemeyin? Ezem'in bana yaptığı ilk yumurta aklıma geldi de. Böyle göz gözdü biliyor musun? Üzerindeki karabiberleri yeni çekilmişti. Böyle ekmeği bandırdım mı? Sarısı öyle bir akıyordu ki. Seyhan Meri mübarek. Ya tamam abi, gözünü seveyim, beni de ağlatacaksın ya. Bandır şu ekmeği, yumurtaya da kurtulak. Abi. Ezim'den bir haber var mı? Yok bacım, yok. Şu anda terk edilişimin 15.120. saatin içerisindeyim. Abim, ben de sanki 10 yıldır dolmuşum gibi geleyim. Vallahi sanki 10 yıldır Hazal'ın yolunu bekleymişim gibi geleyim bağda. Bekleme bacım. Niye lan? O meçhule karıştı, gitti buradan garibim. Tövbe estağfurullah, meçhul müçhul, ne biçim konuşayım abi ya, ağzından yel alsın. Kara dolun laneti anne. Abi bak öyle lanet manet deme, ben korkarım öyle şeylerden ya. Sana bir şey diyeceğim ben. Bir adam varmış. Oha Türkmen ya, oha ya. Ya kızım bu ne acele ya, Allah Allah. Daha kırkın çıkmadı senin. Ya abi bir sakin ol, bu adam öyle bir adam değil ya. Dedin ya lanet diye. Bu adam içindeki laneti böyle söküp atıymış. Ne bileyim ben, böyle meşhur olsun, kayıp olsun, böyle eliyle koymuş gibi buluymuş yani adam. Kain. İnanma kızım bunlara, inanma. Sahtekardırlar onlar. Allah Allah, öyle şey olmaz. Ya abi niye inanmayayım ya? Allah Allah, zaten bana kimse inanmıyor. Vallahi bak, benim derdimden kimse anlamıyor bu evde. Hayır yani, babam anlamıyor, anlayayım. Kalender abim anlamıyor, anlayayım. Ama sen anlamayın, anlamayın ben. Çünkü biz aynı şeyleri yaşıyoruz seninle yani. Sen niye bu kalbi kırık kardeşe biraz yardımcı olmayayım ki? Acık destek ol, hep kustek, hep kustek ya. Yahu ben bilim insanıyım ya Türkmen, Allah Allah. Böyle şeyler benim bünyeme ters. Ya bu da bilinmiş. Öğrendim ben. Vallahi bak bizim karılar dediler ya. Gittim internetten araştırdım. Bilinmiş şey dediler. Şey... Dilimin ucunda dur diyeceğim ya. Ha metafizik. Metafizik ya, ben araştırdım, güzel güzel öğrendim bir şey ya. Bilmiyor musun sen? Bilim bu cahal. Bir de bilim adamıyım diyeyim ya. Ya kainlikle metafiziğin ne alakası var ya? Sahtekardır diyorum ya. İnanma sen böyle şeylere. Olmaz öyle. Ne yapayım ben? Gideyim kendimi öldüreyim o zaman. Valla atam kendimi bir çukura. Hiç yardım etmesin. Bazen ne var yani, geleceğe yanımda öyle sap gibi duracağım. Ben bir şey yapmanı istemeyeyim ki senden yana. Adam kursun yanımda bir erkek vardı ya abi ya.
be. İyi, tamam, tamam. Lanet olsun bu içimdeki bacı sevgisine benim ya. Tamam ya. Vallahi mi la? Abim benim ya. Dur lan, öpeceğim ben seni. Gel, gel öpeceğim abim benim. Oh. Geçmiş olsun. Buyurun. Sağ ol. Al bakayım onları da. Evet. Şöyle. Evet doktor bey. Bir ilerleme var mı? Maalesef yok. Bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdaki his kaybı hala devam ediyor. Ama Hazar geçen gün bir anını bile olsa ayaklarının üzerine bastı. Öyle mi? Hı-hı. Ya aslında bir anda hırslı şarkı söylüyordum. Sonra ayakta buldum kendimi. Tabii sonrasında düştüm tekrar. Olsun olsun. Bu bile çok güzel bir gelişme. Demek ki vücudunuz fizik tedavi için artık uygun. Bundan sonra sadece ilaç tedavisiyle devam etmeyeceğiz. Süper. Nasıl yapalım? Ne zaman geleyim? Hemen başlayalım. Dilerseniz her gün buraya gelmenize gerek yok. Size alanında oldukça iyi bir fizik tedavi uzmanı önerebilirim. Kendisi fizyoterapi dışında biyoenerji uzmanıdır. Artık tedavinize evde devam edersiniz. Gerçekten. O zaman hemen arayalım, başlayalım değil mi? Tabii tabii. Ben size kartını vereyim. Buyurun. Teşekkürler. Oksana Hanım'a benim ismimi söylerseniz yardımcı olacaktır. Oksana Hanım mı? Zannedersem kendisi yabancı uyruklu bir insan değil mi? Evet, Azerbaycanlı. Yalnız kendisi Türkiye'de alanında en iyilerdendir. Mutlaka öyledir. Bu iş tamam. O iş bende doktor bey. Hiç merak etmeyin. Yani Oksana Hanım'ı derhal arayıp kardeşimin hızlanma sürecini iyileştireceğime emin olabilirsiniz. Hem de fişek gibi. Abicim bu kadar heyecan yapmasan diyorum ben. Aa Hazar, o ne biçim laf? Burada benim kardeşimin sağlığı söz konusu. Tabii heyecanlanacağım. Bir umut ışığı gördüm oğlum ben. Haydi yenge al şunu, hemen gidip de arayak Oksana Hanım'ı. Haydi. Biz şöyle yapalım, bir kendi aramızda konuşalım, tartışalım. Sonra arayıp aramayacağımıza karar veririz. Hazal. Ya neyse neyse. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Biz sizi gelişmelerden haberdar ederiz. Tabii ki. Buyurun tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ya arayalım işte, niye bekliyoruz daha? Abi sonra konuşuruz. Çok sıcak. Hadi. Aa, abi bak. Görüyor musun? Şurada oturuyor. Belli ki işsizi güçsüzün teki ya. Allah Allah, oturmayacak da ne yapacak da? Bana bak, sakın adamın yanında da böyle apır sapır konuşma, çarpılırız ha. Diyorum. Zaten içim ürperiyor. Hava serinledi ya, ondandır o. Hayırlı günler. Ne dikiliyorsunuz orada? Geçin oturun. Saygıya davet edeyim. Ya, tamam ya, tamam ya. Sanki babamın karşısındayız. Tövbe, tövbe. Deyin bakayım. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Bozok aşiretindeniz efendim. Ben Türk, ben bozok. Yamdakinin pek bir önemi yok. Efendim, şimdi kayınbeyciğim. Benim kocam adeta böyle kuş olup uçtu gitti, kayıplara karıştı. Allah rızası için. Benim kocamı bulabilir misiniz acaba? Arayan bulur elbet. Yapma ya. Vallahi mi? Ay şimdi siz gerçekten benim kocamı bulabilecek misiniz ya ama? Ne getirdin yanında? Un getirdim, şeker getirdim, bir kilo süt getirdim, bir sepet organik yumurta getirdim efendim. Onu demiyorum. Kocana ait ne getirdin? Ha, kocama ait. Kocama ait mendil getirdim. Kendi elleriyle kuş işledi. Kendi alnının teri var burada. Kör yala bu. Hacı Hacı'yı Mekke'de kör körü dakikada bulurmuş abi. Saçmalama Türkmen, saçmalama Türkmen. Ya kızım, biz bu Hasan'ı niye karakola gidip sormuyoruz da? Ha, bu köre gelip soruyoruz acaba, ha? Elinin köründen abi, elinin köründen. Buyurun. Kayın Bey, buyurun efendim. Hasan.
Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Göremiyorum. Göremiyorum. Kör olduğun için olabilir mi acaba o, ha? Bağlanamıyorum. Bağlantı kuramıyorum. Ya internet kopmuştur belki, ha? Modem böyle bir kapatıp açsan. Lanet! Lanet! Ne? Neyin laneti ya? Ha, hani ya, nerede lanet? Karadul'un laneti. Aha, ben sana dediydim. Karadul'un laneti mi? Hani ya Karadul'un laneti? Kimde bu Karadul'un laneti? Sende. Ben de. Senin üstünde. Bu adam bu mendildeki kuşu nasıl ilmik ilmik işlediyse bu laneti de senin üstüne aynı öyle işlemiş. Ya Allah Allah. Peki Kayın Bey efendiciğim, acaba neden böyle bir şey yapmış olabilir? Yani ben bu adamın bir dediğini etmedim şimdiye kadar. Sen başkasıyla mutlu olma diye yapmış bunu sana. Öyle mi? E sorar mısınız o vakit? Neden madem benim başkasıyla mutlu olmamı istemiyormuş da beni terk edip gitmiş acaba? Ben o kadarını bilemem. Ama seni bu lanetten nasıl kurtaracağım onu bilirim. Gözün yağınıyım Kayın efendi. Nasıl kurtulacağım o vakit onu söyleyin bana. Al bu kutuyu. Bunun içindeki 40 pirince 40 kere üfleyeceksin. 40 ayrı sudan geçireceksin. En az 40 kişiye yedireceksin bunu. Kişi başına bir pirinç mi vereceğim? Yok. Yaptığın pilava koyacaksın be kadın. Ya bir şey soracağım ya. Pilav acaba nohut da olsa olabilir mi? Çok canım çekti de. Bir cıvıma ya, bir cıvıma ya. Allah'ım adam lanet değil, bu nohutlu pilav değil ya. Çok teşekkür ederiz Kayın Bey efendiciğim. Bizim borcumuz ne kadar acaba? Çok bir şey değil. 2500. Yuh! Ya bu kör değil lan, kör ya. Allah Allah. Soyunculuğa çıkmış resmen. Tövbe tövbe. Seni o askerlerinde boğarım. Hadi Baran, kalk oradan. Gülüm, hayırdır? Niye böyle giyinmiş? Temizlik yapacağım. Bismillah, sabah yaptın ya daha. Ay. Hep tozlanmış görüyor musun oralar? Oraları temizlemem lazım. Sabahtan beri aklıma takıldı. Bak sen direkt kaldır onu, ben bir oraya hemen süpüreyim hızlıca. Nasıl temizlemedin kız? Bizzat ben kendim çektim ya koltuğu. Allah Allah. Hadi hadi benim koptu. Ya tamam dur bitsin. Hop. Tamam. Tamam oldu mu? Bir de şimdi buraya da kaldır. O niye? Oraya süpürmedim bari. Ya süpürmedim orayı görmedin mi? Ya Allah. Çek ayağını. Sen? İşte süpürdüğün yeri sileceğim. Sen? Yok canım, ben kendim yaparım kendi işimi. Allah Allah. Hani reis falan değildim, eşittik hani. O senin nasıl temizlik yaptığını görmeden önceydi canım. Nasıl yapıyormuşum? Baksana, yeni gelin tuttuğu gibi tutuyorsun sopayı. Ya nasıl tutuyorsam tutuyorum. Temizlik yapan erkek her kadının rüyası değil mi? Baran hadi. Hatta bak sen ne yapıyor musun? Çık dışarı, ben de rahat rahat temizleyeyim buraları. Ne çıkacağım? Odaya geçeyim ben. Hayır hayır, orayı da temizleyeceğim. Mutfak? Dışarı çıkacaksın. Ya böyle iki saat git bir yerlere takıl işte, ben de temizleyeyim buraları. Ya aşkım nereye takılayım? Adana'da bilmediğim yer mi var? Baran hadi ya. Allahu Ekber. Sonra da diyorlar ki yurdum erkeği niye hep kahvede, okeyde, batak peşinde? Söylenme, söylenme hadi. Emin leş gibi olmasın.
Ya bu abimler nerede kaldı acaba ya? Ama Gökhan, aradık ya işte, yoldalarmış canım. Gelirler andıysa. Geldiler bile. Ya! Versene! Çekine ne oluyor? Geliyorlar. Ne oluyor? Ne yaptın? Çekine geliyorlar artık. Mıstık! La oğlum bir dur! Mıstık buraya gel! Amacım mi? Şimdi telli kafana atmaya geliyorum. Mıstık! Çekirdeklemeler. Bana ne? Yenge kapatsana kapıyı. Çekirdeklerimi ver dedim sana. İyi misin? Koy bakalım. Abi, ver şu çekirdeklerim. Ama ben size sormam. Evet abi. O ne la? Ya. Oy maşallah maşallah. Dedo! Dedo! Buyurun Nazgül. Hayırdır, misafirlerimiz kimdir? Onlar misafir değil benim kızım. Konağın yeni evlatları. Evlatları? Yani yanaşma. Yok. Yok vallahi dedo gerek kalmamıştır. Ben vazgeçmişim. Bütün işleri artık affet yaparken ben doğucundan yardım edeceğim. Söz. Sen bunları gönder. Söyle. He dedoli yani biz yaparız bütün işleri, hatta ben yaparım. Ben ne zaman erindim ki zaten iş yapmaktan canım. Yani bunlar böyle bir şekil paketi gibi olmuşlar, bozma ya. Niye Nazgül? Yanaşma yanaşma diye tutturmadınız mıydı? Ben de gittim en alasını buldum getirdim işte. Kimmiş ki onlar? Konağın yanaşmaları. Aa, nefes alsa yeter dediydik. Ha bunlar ateş edin ya. Ya böyle yanaşma mı olur ya? Bunlar yanaşmaysa biz neyik? Vallahi ben onu bunu bilmem. Ha ama yanaşmasınlar da kime yanaşırlarsa yanaşsınlar ha. Amin. Gelin kızlar, gelin. Analarınızla kalender ağanızın elini öpün bakayım. Eğer sizce de münasipse, ki bence münasip, kızlarımız bugünden tezi yok, işe başlayacaklar.
Sen ne diyorsun bu duruma Galender? Ne diyeyim benim babam? Sen nasıl münasip görmüşsen benim için de münasiptir. Ağam öyle hemen münasip falan demeyin canım. Yani kimlerden durlar, neci durlar bilmiyoruz ki. Biz kızları işe aldık Asiye. Nasılsa bundan sonra bol bol tanışacak, görüşecek vaktiniz olacak. Eğer sen de münasip görürsen biz bu yanlışmalarla bir danışalım. Tabii tabii danışın. Görüşün ama güzel güzel danışın olur mu? Ya sen hiç merak etme ağam. Hadi gidelim. Hadi kızlar düşün bakalım önümüzü. Mühteber. Efendim ağam. Sen de bu kızlarla güzel güzel danış olur mu? Olur, olur. De haydi. Ne yaptın benim babam? Sen konağa yanaşma değil, bayağı canlı bomba getirmişsin. Benim bu kadar var ya, bu kızların pimlerini çekmeden patlatırlar Allah'ıma kitabıma. Ha, yani sen kendinden değil de sadece karılarından korkuyorsun, öyle mi Galender? Öyle benim babam. Bak devir değişti. Bu konağa gelen kızlar artık bir nevi benim evladım sayılırlar. Biliyor musun, ben de artık tek eşlikten yanayım yani. Ha, tabii, tabii. Yeminle bak. Allah'ıma kitabına. Yanaşmaymış. İzin vermem. Yanaşamazlar. Allah Allah. Karıcığım niye öyle diyorsun yani? Gayet düzgün, el yüzü düzgün kızlar işte. Ben de bu yüzden diyorum ya işte. Bu kadar güzel kızın ne işi vardır konakta? Gitsinler İstanbul'a manken neyin olsunlar. Abartma benim yengem. O çırpı bacaklarının hepsini toplasan benim karımın bir tırnağı etmez ya. Hey. Ay iki kanım. Haklısın vallahi. Aynen böyle de var. Kocacığım. Ya sizi gören de konağa kuma geldi sanacak. Kızlar iş yapacak sadece. Hepsi bu. İnşallah. Eğer kim hedef şaşırırlarsa ben onları nasıl paketleyeceğimi iyi bilirim. Ya vallahi ben anlamıyorum. Kalender babama yanaşırlar diye mi korkuyorsunuz? Ya hak açsın sen kızım ya. Kız Nazgül diyor ki hocalarımıza yanaşırlarsa diyor. Çok yaşa. Hersin çıktı ya benim de kafa döndü. Kaan! Canım kocacı buradayım. Nereye bakıyorsun Kaan sen? Buradayım ya ben. Haydi canım. Haydi beni çok seve kocam. Git de dışarı bir hava al bakalım nasıl oluyormuş. Hadi abi. Öyle mi yapayım? Ha, öyle yapayım. Peki. Ha Gökhan. Habib. Aynen sen de. Haydi yallah. Ben de abi. Karıcığım o zaman beni de götürsünler. Sen bilirsin sevgilim. Yallah sen. Hadi abi bir çıkıp bir hava alalım. Hadi abi hadi gel. Evet. Karşıya bakarak gel. Geçin bakalım karşımıza. De bakayım senin adın ne? Heja. Heja. Serçevimin. Era Heja, serçevam. Peki senin adın ne? Dilber. Hı? Ben de balım. Ne? Balım. Şekerlenesin inşallah. Amin, amin. Heja. Sevdim seni. Sen nerelisin? Urfalıyım adıma. Ana! Kız hem Urfalı hem de kime hanıma diyeceğini iyi biliyor. Aferin, aferin. Karagözlü.
Sen kimlerdesin bakayım? Ben Arap'ım hanıma. Kız vallahi mı? Ben de Arap'ım. Gördün mü Müteber abla? Herkesin hanımalığı kendi hemşerisineymiş. Kız ben çok sevdim seni. Kız senin adını ne diye balım koymuşlar ki ne? Sen Kızılderili falan mısın yoksa? Yok ben Azeri'ye. Aa! Hay ne güzel. Ha bizim oralardansın yani. E sen ne zaman geldin bakayım memleketten? Epey olar hanıma. Ney? Bir daha de bakayım. Epey olar. Ay yok kız onu değil, bir amcakını. Hanıma. He. Ağzın dili yesinler. Maşallah maşallah. Kızlar bizim pek bir işimizi görürler. Fazla muhabbet, tez ayrılık getirir derler. Analar bilirler. Neyse affedir, sen şey yapma. İzniniz olursa biz de kedileriyle bir görüşelim. Niye ki ne Nazkür? Anacığım şimdi memleket sormayla işe adam alındı. Nerede görünmüş? Bir gebetelerine neyin bakmak lazım değil. Tabii bakın bakın da Korkut babam çoktan işe almış. Şecerelerini dökmüştür bunların ya. Ay ben onun hoşuna. Olsun. Madem profesyonel olarak iş yapacağız, biz de kendileriyle profesyonel olarak bir mülakat gerçekleştirelim. De gel. İzleyin beni. Efet, şu baştakinin adı neydi Yeşil'in? Dilbert. Dilbert! Üstlerinle diyalog halindeyken nasıl bir iletişim yolunu tercih edersin? Evet, cevap bekliyorum. Resmi? De! Yanlış! Çünkü kiminle diye sorman gerekirdi. Çünkü benimle ve eltilerimle resmi, evet. Ama kocalarımızla göz teması kurulmadan ve sade ve sadece kısık sesli bir iletişim yolu tercih edeceksin. Aynen öyle bak. Aa, buradayım. Aa, duymadın neyse ben gideyim. Bu kadar, bu kadar. Anlaşıldı mı? Bakın, her an soru yöneltebilirim. Geliyor, geliyor. Sen! İşte başarıyı nasıl tanımlarsın? Çabuk cevap. Siz mutlu olduğunuz sürece başarılıyımdır gelin hanım. Tamam, güzel cevap. Evet. Ayu, ayu. Sakin. Ver ellerimi, ver. Tranquilo. Sakin ol. Bu eller bir canavarın elleri olabilir mi? Sakin ol. Tranquilo. Soruyorum, hazır mısın? Baskı ve stres altında çalışabilir misin? Evet. Belli belli. Nasıl güldüm fark ettiniz mi? Buna güldüm size değil. Bakın ejderha gözlerimle dikkat ettim. Hepinizin yüzük parmakları boş. Heja. Niye bekar kaldın sen? Kısmet olmadı hanımım. Sen? Gönlüme göre biri çıkmadı. Söyle bakayım. Nasılmış senin gönlüne göre olan biri? Böyle kara kaşlı, kara gözlü, geniş omuzlu. Böyle televizyonlardaki kimi. Romantik. Ay evet. Balım, vallahi ben de senin yanına öyle birini yakıştırdım biliyor musun? İnanılmaz gibi. Asla mesela sen kıvırcık biriyle olamazsın biliyor musun? Hiç olmaz yani. Aklın ucundan bile sakın geçmiyor.
dedi tehlike arz etmiyor. He he, zaten o romantik bir erkeğin konakta yeri yok. Biz hiç rastlamadık yani. Aa, niye öyle diyorsunuz? Benim hazırım çok romantik. Ay öyle mi? Aa. O zaman hazır gene benim halıma gitsin. Kara kaş kara göz ya. Allah korusun efendim. Sen Dilber, söyle bakayım. Senin yavruklu vardır yoksa mı yok? Yok. E senin gönlünde yatan aslan nasıl biri? İyi huylu, güzel kalpli olsun. Hı? Bir de hali vakti yerinde olsun bana yeter. Ne? Hali vakti yerinde derken? Ha sen ağa karısı olmak istiyorsun. Kusura kalma canım. Çukurova'da ağa sefer, 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 sefer. Bütün ağaları biz kapattık. Hepsi bizim oldu. Bütün ağalara biz sahip olduk. Size kalmadı. Sefer. Yanlış anladınız. Öyle söylemek istemedim ben. Neyse. O zaman yemin içeceğiz. Yemin mi? He yemin. Yani ant. Birici, geleneksel, bozuk, yanaşma yemini. Buyurulan tüm işleri eksiksiz yapacağıma. Buyurulan tüm işleri eksiksiz yapacağıma. Bir kez olsun hof demeyeceğime. Bir kez olsun hof demeyeceğime. Eli işte, gözü oynaşta olmayacağıma. Eli işte, gözü oynaşta olmayacağıma. Asla ve asla hiçbir bozuk erkane yanaşma olmama rağmen yanaşmayacağıma. Asla ve asla hiçbir bozuk erkeğine yanaşma olmama rağmen yanaşmayacağıma. Namusum ve bakın burası çok önemli, şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. İyi dersler arkadaşlar. Ha, ta oturun bu kadardı. Bana bak Heca. O saçlarını yarı toplayıp geleceksin. Ne de bilmiyorum, diğerlerinin de saçı açık ama seninki benim gözüme batıyor. Sen o saçlarını toplayacaksın. Sen, bir yerlerde bağırsağın çıkmış olmalı. O bağırsaklarını toparla. Asla seni de bağırsak görmek istemiyorum. İstersen git aldır. Sen, bakayım, işte tahmin ettiğim gibi. O tırnaklarını kestireceksin. Sen de uzun tırnak iyi durmamış. Kız, tıpkısının aynısı bir okul müdüresi gibi yükselmiyor mu? Eltiler. Komik bir şey varsa söyle, biz de gülelim. Ne gülüyorsunuz? Nazgül, sağ ol abi, çok yakışır kız. Afiyet, senin onlara örnek olman lazım. Yapma böyle. Ama evet, ben de çok severim bu rengi, sağ ol. Siz laf dinlemeyin, ciddiyet. Ah Türkmen, ah vallahi bittim. Vallahi bittim. Bu sıcakta o küfürükçün ayağına kadar götürdün ya bizi. Ne diyeyim sana ben ya? Yahu! Adam sana benim dediklerimin aynını söyledi. Gittin bir de 2500 kayme verdin herife ya. Ana. Oy. Bak, bak, bak. Mis gibi kokuyor ya. Şş, bana bak. Hadi şunun yanına o nalet kovan pilavdan yap da yiyelim bir ha. Acım ya, acım. Alo. Kime diyorum ya? Ne barışsın be? Ya acım diyorum, acım. Hadi şu pilavdan yap da yiyek. Allah Allah, koyun can derdinde, kasap et derdinde arkadaş. Heh, süper bak aklıma geldi. O kırklı pilavın yanına bir de o kurbandan kalan kavurma etlerinden yap. Yiyelim çok güzel olur ha. Sen benimle maytap mı geçeyim lan? Ha? Ya duymadın mı? Kain efendi sen nanetlisin dedi, nanetli. Korkayım ya, anlamıyor musun? Ya kızım, o dolandırıcı herifin teki. Seni gibi kazları alıyor, yoluyor, yoluyor, soyuyor, zengin oluyor ya. Ne inanıyorsun bunlara? Ya adam sahtekar değilse? Ya ben gerçekten kör aslanı öldürdüysem adam da öte tarafa beni yanına çağırırsa ne olacak o zaman? Ya ben gerçekten lanetliysem Allah'ım ben gencecik yaşımda ben daha kaç yaşındayım öte tarafa mı gideceğim yarabbim? Türkmen, bak delirtme beni. Ya bana bak, bu evin delisi sen misin ben miyim belli değil ya. Gel otur şuraya. Otur.
kör Hasan'ın naleti. Şirinim, Gül güzelim, artık girebilir miyim? Evet, ama lütfen terliklerini giy de gel. Allah, güveçte fasulye en sevdiğim. Biliyorum, o yüzden yaptım zaten. Kurban olsun kocan sana Eme. Allah'ıma kurarıma evimiz gibi kokutmuşsun kız. Ya Rabbi, harika. Ne yaptın sen şimdi? Tadına baktım. Birincisi, bu tahta kaşıkla yani servis kaşığıyla yemek yenmez. İkincisi, bu servis kaşığı böylece tezgahın üstüne konmaz. Bak gördün mü, her yeri yağ yaptı. Allah Allah. Atla deve mi yani gülüm? Kalp kırmaya değer mi? Yemek yerik sonra temizlersin. Ay ben mutfak bu haldeyken gideceğim, bir de yemek yiyeceğim. Hayatta yapamam. Aklım kalır benim burada. Kız aşkım, atom mu parçaladın mutfakta? Alt üstü bir damla yağ. Ya o bir damlacık yağ, böcek de gelir. O adını anmak istemediğim o sevimsiz şey de gelir. Adını anmak istemediğince fareyi diyor. Ya niye diyorsun şimdi? Biliyorsun huyum var. Özür dilerim aşkım, özür dilerim. Hadi hadi, acımdan öldüm Allah'ıma Kur'an'ıma. Bak dikkat et, bak dökme sonra asabım bozuluyor. Kurban oldu. Sen böyle bütün işlerini kendin mi yapacaksın? Evet, ne var ki? Olmaz, olmaz. İçime sinmiyor, çok yoruluyorum böyle. Bir tane yardımcı tutayım mı sana? Bu konuyu konuşmuştuk seninle. Ben evimde yabancı bir kadınla yaşamak istemiyorum. Üf! Sen benim mi kıskandın? Niye diyorsun kız? Yani öyle demeyelim de. Diyelim, diyelim. Sen beni kıskanıyorsun. Hani kıskanç bendim, sana ne oluyor? Ya bunun kıskanmakla hiçbir alakası yok. Ya bu ev bizim mahremimiz. Niye başka birini alalım ki içimize? Ama bak, izin vereceksin. Bazı işlerin ucundan da ben tutacağım, tamam? Sen sadece benim ellerimden tut. Gözlerimin içine bak, bana yeter. Ben ömrümü bu gözlere bakmaya adamışım. Bakacağım tabii dünya gözle. Şimdi burada. Çıkart üstünü. Hadi çabuk. Tamam sakin. Allah. Ne? Kız. Kız. Ne? Ya bu ne acele, ne acele? Ya lekesi işlemeden çıkarmam lazım. Neyi? Aa, yemek döktün ya üstüne. Onu hemen çıkarmam lazım. Ha, sen onu diyorsun. Hazır çıplanmışken ben de geldim, gömleği beraber çitireyim. Hayır hayır, sen yemeğini ye, ben hallederim. İç suyu bana, iç. Ne oluyor benim kızım? Betin benzini atmış böyle. Hayırdır? Ampul patlamış benim babam. Allah Allah. Ya voltajı yüksek gelmiştir, patlamıştır. Bundan korkulur mu hiç? Ben ondan korkmayayım ki. Sebebinden korkayım. Ana. Bu karılar kim benim babam? Ha, bunlar konağımızın yeni evlatları. Konağın işlerinde size yardım edecekler. Yanaşma yasağı kalktı mı?
Ha, kalktı. Bundan benim niye haberim yok? Benim kızım, benim senin yüzünü gördüğüm mü var? Ya Müsellim'in yanındasın ya da bir yerlere gidiyorsun devamlı şekilde. Ah babam, ah. Ben ne yerdeyim, ne koktayım. Vallahi ben çok fena bir yerdeyim benim babam. Neyse sen üzme canı. Kurban olurum ben sana. Sonra konuşuruz. İyi, ben de seni bu kızlarla tanıştırayım. Kızlar, bu benim kızım Türkmen. Bu konağın her işinden o sorumludur. Eğer bir şey danışacak olursanız, başınız bir şeye sıkışırsa... gelip Türkmen ablanıza danışacaksınız, tamam? Biz Türkmen ablayı tanıyırız ha. He, benim güzelliğim bütün Çukurova'ya dillere destan olmuştur. Geçmiş olsun abla. Kör Hasan kaçmış diye duyduk. İnşallah kaçmıştır. Türkmen, hadi sen kızların yatacağı yerleri göster bakayım. Haydi kızlar. Allah rahatlık versin bana. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Sağ ol benim kızım. De haydi. Takip edin bakayım. La bunlar da ördek sürüsü gibi her yere birlikte gidiyorlar. Geç kızım artık. Geç yavrum, geç, geç, geç. Geç, geç, geç. Açma! Şey, ben karanlık diye hanımım. Ben de şeyden eyle dedim kızım. Yani sağ elini aç diye. Hayırlı olsun babında. He, öyle ettim. Sağ elimle açtım. Bismillah da dedim. Aferin. Evet. Şimdi kızlar, artık bölünük. Burada böyle 300 koyun koyuna yatacaksınız. Ama yarın kendi yerinizi kendiniz yaparsınız. Biz burada da kalırdık hanımım. Sen zahmet etmeseydin. Ama olur mu kızım hiç öyle şey ya? Artık burası sizin de bir eviniz sayılır. Sağ olasın hanımım. Ne demek benim yavrum? Bakın eğer bir şeye ihtiyacınız olursa önce bana söyleyeceksiniz. Yengelerinize değil, gelinlere hiç değil. Önce bana, en çok bana. Bir tek bana söyleyeceksiniz. Ben saksı değilim burada. Anladınız mı? Tamam hanımım. Ben de sizin bir abla sayılırım yani neticede yavrum. Sağ olasın hanımım. Haydi. Eksik olmayasın hanımım. Allah rahatlık versin kızım. Evet arkadaşlar, ben bu yanaşmaların tiplerine hiç güvenmedim. Hiç tekin değiller. Ha vallahi ben de. Ne gözleri göz, ne sözleri söz, ne tipleri tip. Duydun değil Kağan. Hı? Bundan sonra oturman, kalkman, kılığan, kıyafeten dikkat edeceksin. Allah Allah, o niye karıcığım? Arkadaşlar bakın, bundan sonra konakta bir değil, Kağan sana uyarı verirken benimle göz teması kur. Bundan sonra konakta bir değil tam 3 tane bekar kız vardır. 3. Yani kimsenin orana burana bir baksınlar. Bak beni katil etme sakın ha. He? Kazgül çok haklı. Yani bak sen orana burana mukayyet ol Gökhan. Karın milletine güven olmaz ben biliyorum. Pazar sen de dikkatli olsan hiç fena olmaz. Yok artık Bella. Güvenmiyor musun bana? Hayır aşkım, ben sana güveniyorum. Çevreye güvenmiyorum. Aferin Nazgül. Aferin. Karıma da bulaştırmışsın kıskançlığını. Aa, ne yapayım Hazar, ne yapayım? Kara kaşlı, kara gözlü, üstelik romantik bir adamsın. Kıskanacağım tabii. Ya benim anlamadığım, siz niye kıskanıyorsunuz, siz niye heyheleniyorsunuz? Bırakın anamlar düşünsün canım, Allah Allah. Eyvallah. Abim doğru diyor. Bak ne demişler, bu dünyada babana bile güvenmeyeceksin. Mesela bak ben babama hiç güvenmiyorum. Her an ileri üstlüğü değiştirebilir. Hiç de bile. Kalender babam asla öyle şey yapmaz. Vallahi karıcığım hiç emin olma. Her an eski üçlü gidip yerine yeni üçlü gelebilir. Ana! Abi eğer abim dediği gibi olursa... şimdi bunlar bizim cici analarımız mı olacaklar? Hakikaten cici cici analarımız olacak. Cici ana! Kan, kan, kaşınma. Yok karıcığım, vallahi kaşıntı falan yok bende. Bakın arkadaşlar, oyuna gelmeyin. Bunlar kendilerini akıllı zannedip
hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Kim? Siz. Ama ben bunu yemem. Kız, siz de yemeyesiz ha. Gözlerinizi üstlerinden ayırmayın. Merak etme Eltoş. Ben radarlarımı firil firil açtım ana. Kız Afet, benim gözüm senden başkasını görüyor mu ki de radarlarını açın he? Vallahi Gökhan, orası su götürmez bir gerçek anam. Ama ben yine de lafımı diyeyim. Eşeğimi sağlam gaza çakayım. Vallahi helal olsun Afet. Bu dünyada bir eşek olmadım kalmıştı, sayende onu da olduk. Sağ ol. Rica ederim. Ya tamam canım, yapmayın değer mi üç tane şey için? Boş verin. Daha dün bir, bugün iki diyeceğim ama... hani o kadar bile olmadı. Siz niye bu kadar böyle bir yükseldiniz? Ben hiç anlamadım Nazgül. Allah Allah. Gül, Gülbelo. Kaan. Sen karını unuttun herhalde. Bu ejderha gözler herhangi bir fettanlığı yüz keme öteden algılar. Sen hiç merak etme. Ha, ben yine de işimi sağlam aldım. Onlara yemin içtirdim. Ne? Ne yemini? Yemin ne derken? Yemin. Yani ant. İyi o zaman, bir şeyden korkmamıza gerek yok. Baya baya yemin içirdi bize ya. Belli ki en dişlilere o. Dikkat etmek lazım. Hiç korkma. Göründüğü kadar akıllı değil o. Niye öyle dedin ki? Kız niye olacak? Akıllı olsaydı kocasını bu kadar kıskandığını belli etmezdi. Demek ki kocasına güvenmiyor. Hem zaten bahçede de epey bir süzdü beni Kaan'a. Yok ya, tanımırlar bizi. Meraklarından bakırlar öyle. Sen öyle san. Gökhan Ağa da bana baktı, gördüm ben. Bu da demek oluyor ki paylaşım kendiliğinden yapılmış oldu. Hem kaynanalar da anlatıldığı kadar sert değilmiş. Evet, ben herkesi çok sevmişim. Belli ki rahatımız yerinde olacak bu konakta. Öyle tabii. Hanımlığımızı bozmaz. Sakinliğimizi korur. Kaleyi içten fethetmeyi başarırsak tamamdır bu iş. İki yıla kalmaz hanım ağası oluruz bu konağa. İki yıl mı? İki yılda biz bu koca konağı alacak pul nasıl biriktirebilirik? Vallahi bazen babamın numara falan yaptığını düşünüyorum biliyor musun? Bir insan doğuştan bu kadar saftirik olamaz. Ha, ne dedim ki ben indi? Hı? Ay boş ver balım, boş ver. Ben yarın ne giysem ya? Kırmızı eteğimi mi giysem? Çok yakışıyor bana. He, giy, giy tabii giy de. İlk günden göze çarpıp tüm ohları üstüne topla. Haklısın. Gökhan Ağa en çok hangi rengi seviyor acaba? Merak etme, merak etme. Her şeyi yavaş yavaş, dikkat çekmeden. Hadi şimdi yat. Yarın yeni hayatımızın ilk günü. Değil mi? Uyudum. Mühteber. Kızım ne oluyor? Biz küs müyüz hala? Uyudum dedim ya oğlum. Beni gördüğün vakit yüzünü çeviriyorsun. Fark etmiyor mu zannediyorsun? Ya ne yapacaktım ha? Senin beni adam yerine koyduğun mu var? Kızım sana aday olma dedik diye adam yerine koymamış mı olduk yani? Ha sade o mu ağam? Senin canın istiyor yasağı koyuyor, canın istemiyor yasağı kaldırıyor. Hayır yani bize bir danışmaya, bir fikir sormaya tenezzül mü ediyorsun yine?
Ha sen şu yanaşmaları düğün. Ya hepsini diyorum ha. Senin canın çekiyor, televizyon yasağı koyuyor. Hayır canın çekiyor, bizim koyduğumuz yanaşma yasağını kaldırıyor. Hayır benim aday olmama da mani oluyor. He, biz senin marabanık ya. Senin sözünü dinlemek zorundayız. Kızım ben bunları keyfimden mi yapayım? Görmüyor mu? Bella hem yebe hem de hasta. Bu konağı çekip çevirecek birilerine ihtiyaç lazım gerek. Hem şu televizyon yasağı, televizyon yasağı deyip duruyun. Bir gün televizyon yasağını deldiniz, aha al işte. Giyin bu beyazları, hey yula gibi Çukurova'da turluyun da turluyun. Bütün Çukurova'yı turladın, turlamadın mı? He, turladığımla da kaldım değil mi? Odaylığımdan da vazgeçti. Ailemiz için en doğru olanı yaptın Mühteber. Seni takdir ediyorum. He, senin sözünü dinleyince ancak senin gözüne giriyor değil mi? Mühteber senin derdin ne? İlla bir asilik mi yapmak istiyorsun? İlla bir aykırılık mı yapacaksın? Ben bir şey istemiyorum ha. Yani beni adaylıktan vazgeçirmiş olabilirsin. Ama sana ırgınlığım geçmedi. Bilesin. Kızım, bak biz kaç yaşına geldik. Doğru durma sahibi insanlar olduk ya. Sen benim hayallerimle oynadın. Kalbimi kırdın. Ahımı aldın. Hala ahımı aldın diyorsun. Ha, ya Mühteber, Allah'ıma şifamla delleneceğim. Bak, bak, delleneceğim diyorsun. Ya ne halin varsa gör Mühteber. Halin varsa göreceğim, halin. Halin varsa göreceğim. Halin varsa göreceğim. Oh. Delireceğim. Hakikaten delireceğim benim dönürüm. Sen niye deliriyorsun dönürüm ya? Yoksa senin karın da mı başka yardımcısı olmak istiyor? Benimki başka rolcüm diye tutturmuştu zaten. Nasıl ya? Mühteber Hanım ondan vazgeçmedi mi? Ya vazgeçmişti. Ama her fırsatta kafama sokuyor. Neymiş kırılmışmış, neymiş hayalleri yıkılmışmış. Neyse seninki hiç olmazsa laf sokuyormuş. Benimki her seferinde dan 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 böyle kafama çakıyor lafları. Tabii, tabii. Çünkü Kamelyalı Hanım'ın usulleri biraz farklı. Ne oldu? Başkanlık sevdasından vazgeçmiyor mu yoksa? Yok efendim ne vazgeçmesi? Mühteber Hanım aday olmayacaksa o zaman ben aday olayım diyor. Yahu Adana'da seni kim tanır ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ne oldu benim dünürüm? Hani karıların seçme ve seçilme hakkı vardı? Hani kimse o hakkı onların elinden alamazdı? Dünürüm orası öyle. Ama isteği hiç makul değil. Yahu seni burada kim tanır? Boşa masraf yaparsın, boşa uğraşırsın diyorum. O zaman seçileceğim yerde, tanındığım yerde girerim seçime diyor. Abo! Sana İspanyol yolu görüklü de bekine. Ya Allah aşkına diyorum ya. Bu yaştan sonra girilecek macera mı o ya? İşte ben de onu diyorum. Ben bu lafları edince bana bir araba dolusu laf soktuydun. İnsanın kendi başına gelince nasıl oluyormuş gördün mü? Ya dünürüm ben söylediklerimin arkasındayım. Ama hayır arkadaş, yani sen istediğini yap. Ne istiyorsan yap. İstersen git başbakan ol. Ama beni niye sürüklüyorsun? Ben bu şehirde, bu konakta, burada sizlerle... seninle olmaktan mutluyum ya. Orada biraz duracağım benim müdürüm. Kamelyalı Hanım seni hiçbir yere götüremez. Yani ben buna müsaade vermem biliyor musun? Ya Günür'üm... senin televizyonu niye yasakladın şimdi daha iyi anlıyorum ya. Hani odaya televizyon girdiğinden beri her şey değişti vallahi billahi ya. Sakalım da var. Ağayım da. Ama sözüm dinlenmiyor. Boş ver benim dönürüm. De haydi. Şu çekmecede bir tavla olacak. Onu al da şöyle bir gece tavlası atak. Hangisi aşağıdaki mi? Var mı? Aman. Gel bakalım. Gel bakalım. Siyahlar benim. Şekerli mi? Bu ne böyle yapış yapış olmuş ya bilmiyorum ha? Sudan çıktı. Tatlı mı yedin? Annesi. Hale bak, hale. Oh, my God.
Gülümser hayırdır? Uyandın mı sevgilim? Uyandım da. Onları bana ver, onları bana ver. Kız ne yapıyorsun? Ayaklarını temizliyorum. Sen ölsem benim ayaklarımı yıkamayacak Şirin. Şimdi yaş mendille benim ayaklarımı siliyor. E leş gibi gelmişsin yatağa. Çarşaflarımı kirleteceksin. İyi, sil. Şirinim. Hı? Şu temizlik işine banyoda ama devam etsek? Hayaller, hayatlar işte. Haşladın, haşladın beni yavaş. Ya iyidir, iyidir. Allah Allah, tertemiz olacaksın şimdi. Kız etimi lime lime yaptım Kur'an hakkı için ya. Azıcık ılıştır şu suyu. Ya ama ılık su mikropları temizlemez ki hayatım. Ya mikropları temizlemeye hamama gideyim. Hamama falan gitmek yok. Orası bakteri yuvası. Benim evime öyle hastalıklar taşıyamazsın. Vallahi ben yıllardır gidiyorum hamama. Hiç eve de bakmayı taşımadım. Oh! Bundan sonra gitmek yok. Ben her gün seni böyle itinayla yıkarım. Her gün? Ya, ya bitti be! Kavuş. Kavuş. Ah! Kız insafsız, vicdansız, yavaş! Sen de mi çözdün kız? Ama çerkin diye tutuluyorsun. Ay! Oo, yine döktürmüşsün benim kızım, maşallah. Afiyet olsun benim babam. Haydi sen de otur da birlikte afiyetle yiyek. Şunu da koyayım da benim. Heh. Ana! Ay! O neydi kız? Bismillah. Az kaldı haşlayacaktın beni ya, Allah Allah biraz. Yıkar etsene Türkmen. Görmeyeyim misin ya? Görmeyeyim misin, bardak kırıldı. E'si? Nalet geldi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu dünyada benim başıma gelmiş en büyük nalet sensin ha Türkmen. Ya benim dengesizlerim, benim oğlum, benim kızım ne oluyor? Ne naletinden bahsediyorsunuz? Khorasan'ın naleti benim babam. Khorasan'ın naleti benim üstümde. Benim de üstümde kara dul laneti var. Üzerinize afiyet benim babam. Ya apır sapır konuşmayın. Türkmen benim kızım sen dün de dellendiydin. Ne oluyor babana dene dene anlat bakayım benim kızım. Anadan benim babam. Şimdi bu Khorasan giderken naledini benim üstüme bulaştırmış. İle gitmiş. Biz de dün abimle birlikte Ezrem'le Hasan'ı aramak için Kain Efendi'ye gittik. Bize de Kain Efendi söyledi benim babam. Ya inanma benim kızım öyle yalan dolan üfürükçülere. Yok benim babam öyle yalan dolan bir üfürükçü değil. Halis, mulis, gerçek üfürükçü. Sen biliyor musun? Benim o üfürükçüye gittiğimden beri var ya başım göğe kalkmadı. Yani başıma gelmeyen iş kalmadı benim babam bile. Tam geçtim ben sandalyeye oturuydum. Sandalye pat dedi. Kırıldı paramparça oldu sandalye benim babam. Ya vidaları gevşemiştir. Yok vidaları gevşemedi benim babam. Ondan sonra ben gittim lambayı yakam dedim. Elimi lambaya bastım hop dedi. Ampul patladı benim babam. Voltajı yüksek gelmiştir dediydim ya. Şimdi de bardak parçalan benim babam. Bakın ben elimi ne yazsam parçalanıyor. Anlamıyor musunuz? Ay lanetliyim ben, lanetli. Türkmen, yoksa sen Khorasan'a da parçalanmış olmayasın. Bana bak la, apır sapır konuşma. Ben burada lanetliyim diyeyim. Bu benimle maytap gerçeği benim babam ya. Acaba bana inanmanız için yani benim daha başıma ne gelebilir ki? Ha, ha şimdi bana inandınız mı?
Sağ olasın canım, ellerin dert görmez. Kız neydi senin adın? Heja. Heja. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Öyle mi? Nereden anladın? Biliyorsun ne anlama geldiğini. Yok karıcığım, ben ne anlayayım Kürtçeden? Yani zaten Kürtçe bir kelime dedi. Onu anladım da kulağa hoş geldi gibi geldi bana. Ah canım. Heja değerli demek hanım. Ah öyle mi? Bak gördün mü? Doğru bilmişim ne kadar değerli bir kelimeymiş. Heja, sana adının anlamını soran oldu yoksa mı yok? Olmadı hanımım. O halde sadece sorulana cevap ver. Göz teması kurmadan ve kısık sesle. Baba afiyet olsun bu arada. Senin adın neydi? Dilber. Dilber, güzel. Seninki? Ben balım ağam. Balım. Gülkan, ya Habib. Ne yapıyorsun, yoklama mı yapıyorsun? Yok afet. Yani artık aynı evi paylaşacak. Atlarını falan öğrenmek mi ya? Allah. Bu mesele de amma mesele oldu canım. Yeter. Mühteber. Bir bak hele. Sağ diyeyim sağ, benim bir numaram. Ben senin artık bir numaram değilim. Hatta ben senin son numaram bile değilim. Abo. Sen bana kırgındın değil mi? Ne oldu, ne yaptıydım ki ne ben sana? Ha. Hayallerini yıktıydım değil mi? Vallahi çocukların önünde konuşturma beni ha. Çekinmeyin canım, konuşun. Baba bu azaylık... O mevzu kapandı benim oğlum ama ananın yarası kapanmamış, biliyor musun? Bambık Leyli'nin bambık kalbini kırmışık. Yazık. He, bir de maytap geçiyorsun değil mi? He ağam. Bak bu hiç olmadı. Hem Müteber ablamın hayalleriyle oynayacaksın hem de maytabını geçeceksin. Ya Müteber ablam gibi bir insana bu yapılır mı? Müteber ablam gibi bir kadına bu yapılır mı? Müteber ablam gibi bir hanıma ya. Müteber ablam gibi bir ağa kızına. Azize durdur sana. Hey oğlum, hey, hem de yanaşmalarına bu çoluk çocuğun gözü önünde. Hiç yakışık almayı. Kızım size ne oluyor böyle? Yangına niye körükle gidiyorsunuz ki? Hay benim yangınımın körüye ihtiyacı ne yok. Sen zaten yaktın beni. Abartma istersen Mühteber. Mühteber. O batırdığın gemilere bakmayı bırak da... dön biraz benim yüzüme bak. He, belediye baksın sana. Ben artık bakmıyorum. Oh. Hey! Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Mühteber? Benimle ne biçim konuşuyorsun böyle çoluk çocuğun önünde? Neyi hak ediyorsan öyle konuşuyorum. Bundan sonra bile. Kızım sen utanmıyor musun benim karşımda böyle saygısızca konuşmaya? Sabahtan akşama kadar afra tafra mı yapacaksın karşımda? He! Beğenemedin mi? Beğenemedim! Ben bütün gün bu konakta senin o bet suratını çekecek değilim. He! Ben de senin o bet suratına pek bir meraklıydım değil mi? Meraklı değilsen ağamla kapı orada. Çek git. Allah Allah. Defol git, gözüm görmesin seni. Madem reislik benden daha mühim, madem sen reis olmak istiyorsun, ağamla git. Kime reis olursan ol, nerede olursan ol ama benden uzakta ol, anladın mı? Defol git şimdi. De haydi. O halde ben de gidiyorum, senden uzak oluyorum benim. De haydi! De haydi! Yayın. Biz niye Mühteber ablamın peşinden gidiyoruz ki? Hazır bak ne güzel ağamda bozuşmuşlar. Dönülmez bir yola girmek üzereler. Bırakır mısın? Dönmesinler diye güdük. Gidelim Mühteber ablanın ateşini harlayalım ki öfkesi sönmesin.
Ay Asiye, sen ne hingarsın ya? Sen bak kız. Ay. Ne oldu? Ha niye geldiniz? Ha yenilgimi kutlamaya mı geldiniz? O ne demek öyle Möhteber abla ya? Tam tersine. Biz senin ağam karşısındaki zaferini, onun karşısındaki dimdik, onurlu, güçlü bir kadın gibi duruşunu tebrik etmeye geldik. Ya, ya hakikaten Möhteber abla, ağama nasıl öyle çat 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 yapıştırdın lafları? Helal olsun, çok imrendim sana. Ya neye imrendin Ayşe? Ha üç günlük yanaşmaların önünde beni yerin dibine soktuğuna mı? Yoksa konaktan kovduğuna mı? O seni kovmuş olabilir. Ama sen kendini ezdirmedin. Onun karşısında onurlu ve başın dik. Ha böyle durdun güçlü kadın gibi. He durdum. Ama ben konağa nasıl döneceğim ki şimdi? Aya! Möhteber abla, niye sen nasıl döneceğini düşünüyorsun? Bırak ağam seni döndürmeye çalışsın. Ay Ayşe, salak salak konuşma yine ya. Ya ağam bizi hangi vakit geri döndürmeye çalıştı ki şimdi döndürmeye çalışsın? Ama o zaman ezik karılardık. Ayağı yere sağlam basan karılar değildik. Ama şimdi öyle mi Möhteber abla? Artık güç sende. Artık güç senin Orkun'da. Ama ağam Orkun'da değil ki. O da olacak Möhteber, o da olacak. Biz ne dedik? Ağam güçlü karıları sever dedik. Ya şimdi ne yapacağız ki ne? Ağama inat. Boş kanadayı olacaksın. Sen hele bir başkan ol, gör bak bakalım o kalender ağa nasıl da pişman olacak. Nasıl da senin arkanda permame olacak. Ya permame olmazsa, ya beni boşarsa? Möhteber, Möhteber, sen balık ayağıma yersin ama ayağım ıslanmasın istiyorsun. Boş ver, boşarsa boşasın. Yetti be artık. Biz de onu boşarız. Bizim zencerlerimizden başka garip edecek neyimiz var ki Möhteber? Biz bize yeteriz Möhteber abla. Kumaların sağ yeter. Ağamız beni boşarsa artık kuma olmayayım ki ben. Evet. Kuma olmazsak bacı oluruz. Artık bizi hiçbir kuvvet ayıramaz Möhteber. He aşağı. Bizi o an bir araya getirmiş olabilir. Ama bizi ayırma onun gücü bile yetmeyecek. He. Ay canlarım benim. Ay bacılarım, bacılarım. Ben sizi boş yere sevmemişim. Abla karı boğulu. İyi misin Ayşe? Möhteber. Evet abla. Möhteber. Artık ağlamak yok Möhteber. Artık ağ zulmüne karşı tek yumruk olmuş kumalar var. Elvar elleri göreyim elleri. Kumalar! Haydin o zaman gidip ağımıza restümüzü çekelim. Gazamız mübarek olsun. Pilavdan dönelim koş yukarısın. Hepinize afiyet olsun. Baba sen hiçbir şey yemedin ki. Ben yiyeceğimi çoktan yemişim benim kızım. Ağam! Ne oldu Möhteber, sen yetmedin mi? Yetmedim. Sana da boyun eğmedim. De git Möhteber. Benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Zaten yorgunum. Ağam! Bak ben senin çok vaktini almayacağım. Ben... kararımdan caymaktan caydı. Hani bunu bil isterdim. Ne? Yani kararımdan caymadığımı söylüyor. Adayım. Öyle mi? Öyle.
ben yolumdan dönmeyeceğim. Bana güvenip yola çıkanları da yarı yolda bırakmayacağım. Ha beni bırakıyorsun yani, öyle mi? Sen kararını vermişsin Möhteber. Artık neticelerine de katlanıyorsun. He, bizim kararımız kesindir ha. Sizin mi? He. Ne diyorsun bakayım Ayşe? Beni çiğniyor mu yani Asiye? De hele. Ya benim mevkide, makamda asla gözüm olamaz. Ben bir başkanlık uğruna hiç seni terk eder miyim? Peki sen Asiye? Aa. Am. Sen beni bilmez misin? Benim için en güzel makam ha buraya dur. Demek öyle. Yazıklar olsun. Sizi gidi koca yancısı. Sizi gidi dönekler. Ağır ol Möhteber, ağır ol. Öyleyim. Bak, senin dönek dediklerin doğru yolu buldular. De haydi, sen de bakalım. Bu yanlıştan dönücün mü, dönmücün mü? He, bu vakıttan sonra o anda buradan beyine kessen. Dün mü? Yani illa seni boşuyum diyorsun yani. Öyle mi? Yok ağam. Sen hiç zahmet etme. Ben seni boşayacağım. Duydun mu? Ben seni boşayacağım. Hadi sağlıcak bakalım. Elveda, kalender. Aşkım uğruna gurbet ellere düşerim. Kim pişman kim düşman artık iyi düşman.
taşını taşını yeni yeni. Çok canlandıracak, heyecanlandıracak, şaşacak.